arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Ne kadar coşkuyla alkışlanırsa alkışlansın, bitiyor sonunda. Ağır konuştunuz. Aldın mı mesajı? Aldım hocam. Evet. Öyle artistik yapmayacaksın içeride. Ne yaptım ki? Sahneye girdim. Senin her hareketin artistik. Evet. Böyle bir gelişler, gelirken böyle bir kalçayı kıvırarak çıkmalar falan. Biz yer miyiz bu numaraları? Onu seyirci ilk defa görüyor. Ben 500 kere gördüm seni arkadan. Ama işte her 500'ünde de oraya bakıyor olmanız zaten. Bir de bunu ters koyan arkadaşla ilgili kanuni bir işlem yapılacak mı? Sanki nazar benden değiyormuş gibi. Her şeyimiz doğru, bir o mu kaldı ters? Evet, bir ona oyuncu 10 numara. Müzisyen zaten tadından yenmiyor. Sırıtma pis pis. Hemen konuya gireceğiz, hiç seninle uğraşacak halim yok. Soyunuyorum o zaman. Alıştın soyunmaya. Donlu da gösteriyorsun zaten. Trend topik olan ilk don. Evet arkadaşım, uzatmayalım meseleyi. Evet. Al mikrofonu arkaya. Önce... Hayır, öyle arkaya değil ya. Birkaç metre arkaya. Aradan bak bakayım, orada minik duruyor mu? Hayır hayır. Senin arandan değil. Çok üzüldüm. Aradan bak, aradan. Minik duruyor mu? İnsan kendini bu kadar aşağılar mı? Ya aradan baksana, minik orada mı? Evet. Üstüne bir şey giy ya. Ne yapıyorsun? Aa. O kamera arkası. Minik, hemen çık oradan. Ulan hani... Hoş geldin. Senin gibiler yüzünden böyle işte çocuğa iftira atıyorsun. Ama falan. Çok seri giyindi, öyleydi. Oğlum nasıl seri giyinebilir oğlum ki? Baksana komple fermuarlı arkadan onunki. Ama o fermuarı kapamak 5 dakika sürüyordur, o seri olamaz. Evet, sanayi tipi fermuar bunun. Yani önden basıyorsun, arkadan kapıyor. Ne kadar uzatırız daha bunu? Bilmiyorum. Tamam. Minik'in gelişi şaşalı olmadı. Minik gelmiş oturmuş, sen onu şaşalandır. Minik'i abart, büyüt. Daha ne kadar... Acayip bir özelliğini söyle mesela seyirciye. Aslında çok küçük. Hayır. Çok özür diliyorum. Şey olarak... Pedikül açısından. Evet. Seni soyunduracağım fakat içliğinle ilgili sıkıntı oldu. Çok... Renginden ötürü mü? Hayır. Kesimi mi? Çok. Hayır ya! Görmek istemiyorlar seni öyle. E çıkardı, onu söyleseydin sen onu da çıkarırdın. Hayır, o kadar çıplaklık... öyle anladım. Evet. Gene sahnede soyunacaksın. Fakat şeyle, Nuri ile Ersan sana örtü tutacaklar. Örtünün arkasında soyunacaksın. Kafanla seyirciyi şey yapacaksın, vakit geçireceksin. Evet, Kafanla vakit geçir, nasıl bir şey? Arkadaşım yap işte, ağzını oynat, burnunu oynat, bir şey yap işte. Allah Allah. Şimdi mi? Evet, Ersan'la şey, Nuri getirin şeyi, örtüyü. Ersan ve Dadaşlar gelsin. Evet. Şimdi... Beyaz iyi, hiç göstermez içini. Arkadaşım,
3, 2, 1 dediğimde soyunmaya başlıyorsun, tamam mı? Evet. Çok hızlı oluyorsun bu arada, benimle de konuşuyorsun. Biraz daha kaldırın, çene altından görünmesin. Evet. Al, al alttan çeneyi. Al. Ya tamam da bunu... Boynunun altına sıkıştır. Ben bilsem giyinip gelirdim. Hayır, sen böyle gelmen lazım. Alameti farikası bu. Tamam. Anladın? Hayır. Soyun. Ya soyun... Bir, tam müzisyen, ne çalıyorsun sen? Giyineceğim bir şey var değil mi? Evet, soyun. Prodüksiyon getir giyineceği şeyi, çabuk. Soyun, nerendesin? Bilmiyorum. Tam ama... olarak neredeydin? Kadıköy tarafında. Hayır tamam. Arkadaşım, hangi düğmedesin? Düğme mi? Susan şunu, hep beraber soyun, bir şeyler yapın çabuk. Komple soyunun. Hayır, sen soyun. Aynı bilet fiyatına komple ekip soyunuyor. Çabuk ol, çabuk. Bu arada soyunurken çok komik bir şey anlat seyirciye. Hakikaten don giymemişim. Reji, ışıkları al reji. Işığı al niye, ışıkları. Işığı niye alıyoruz ki? Ya yani ters ışığı al, ışık arkadan gelsin. Yok öyle bir şey. Al, al reji. Arkadaşım bir şey anlatsana seyirciye. Geçen pasajdan aldığım DVD'lerden birini seyrediyorum yine. İnanılır gibi değil. İlk çizik çıktıktan sonra... Pislik yapma! Ben bir şey yapmadım. Onlar çizip vermişler. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten iç çamaşırın yok muydu? Var, var. Ha, arkada Suzan kamera çizdi var şimdi çünkü. Bir tane. Kalın kalem kullan. Arkanda kamera var çünkü. Biliyorum. Oh! Önümüzdeki hafta çok eğleneceksiniz televizyonda. Evet. Gerekenler aşağı yukarı %80'i tamamlandıysa... Nuri sen bir bak aşağı doğru. Olay tamamsa kaldır perdeyi. Şimdi Nuri'ye göre %80 olan bana... Nuri! Aç ışıkları. Suzan ne oldu? Niye parmak kaldırıyorsun? Bıyık çizeceğim, konuşmaması lazım. Al, al. Tamam, o zaman ayaklarınla aktif ol. Kalçanla ayaklarınla aktif yok, ol. Yok, sen altta takla çalışabilirim. Evet, çalıştı akademide onları. İyi, tamam. Evet, şey ne oldu? Suzan sanat yapma burada, koy bıyığını git. Deli mi ne? Manyaklar da beni buluyor gelip gelip. Evet. Nesin? Uzun zamandır tıraş olmamış biriyim, o kesin. Bakayım favorilerine. Evet, güzelmiş. Teşekkür ederim. 1970'lerde çok ünlü bir yönetmensin. Evet. İyilerdensin. Teşekkür bir Ozan Açık'tan değilsin ama gene de iyi yönetmensin. Teşekkür ederim. Fakat o günlerden beri... o günlerden beri hiç film çekmemişsin. Evet. Kendini neye vermişsin? Kara kıza. Hayır! Oh. Kusura bakma. Yönetmensin diyorum. Kalı, sapık değilsin. Hayır, oyuncu arıyorum kendime. Hayır, kendini neye vermişsin? Ya ben... o günden beri film çekmediğine göre kendini neye vermiş olabilirsin? Zarar ettirdiğim için artık yapımcıya vermişim. Kendimi. Hayır, öyle değil. Kendimi, yani... Bırak, kes. Ulan! Hayır ya, şu anlamda bırakmışım artık. Hocam, hangi film istiyorsanız onu yöneteyim. Arkadaşım! Evet. Seyirci, pisliğe çanak tutmayın. İşiniz gücünüz bu adamın sapıklığında. İnşallah çocuğunuz buna benzer. Evet arkadaşım, dur hepsi, alkışlama. Hepsi vergi rekortmeni olacak. Arkadaşım. Evet. İnsan şey, kötülüklerin anası olan nedir? Babasının karısı işte. Ulan bir insan... Alkol. Mesleğin, alkol işte. Alkol. Kendine neye vermişsin? Bip. Yayınlanamayacağı için. Niye yayınlanamasın? Onları söyleyince de kesiyorlar. Hayır bu, ben alkolün ne zararlı, alkolün ne zararlı olduğunu göstermeye çalışacağım. İşte söyletmiyor adama. Oyuna içip gelmeyin. Onu göstereceğim için yasaklayamazlar. Yasaklarlar. Tamam, evet. Sen kendine alkola vermiş bir insansın alkole. Şey, gel oradan alkole ver kendini. Al be. Hayır, hayır. Vermiş olarak gel. Gelmişim. Gelmiş olarak gel. Vermiş olarak gel. Vermiş olarak, veriş... Vermiş, hemen evet. Geliyorsun. Evet. Evet. Nerede lan o yapımcı? Alkolden sonra yapımcıya mı diyorsun? Hemen yapımcıya sarma işi. Evet, müzisyen gel yanına. Sen eskilerden bunun filmlerinde oynamış bir şeysin, Johnson. Gör bunu. Sen bu hallere düşecek adam mısın yapacaksın? Gör. Senin ismin ne? Hangisi? Senin. Sana diyor. Sana diyorum. Benim 33'lük. Hayır, lan senedir... normal adın ne? Normalde 70'likti. Hayır arkadaşım. Bugün mesaiyi erken... Babaanne koymuş.
Ulan kulağına ne üflemişler onu soruyorum. Ha Muhittin dedemin ismi. Ha onu soruyorum. Muhittin. Evet. Şey Müslüman sağdan gel. Müslüman sağdan gelsene. Ulan sağdan sağdan. Onu sağ, onu sağ. Alkollü ya anlatamıyor. Evet sen de soldan geliyorsun. Fakat sen bir ayağın üstüne düşüp ayağın üstünde kalıyorsun bir müddet. Adım atarken ayağın üstüne düş. Ulan hangi ayağımı atacaktım diye düşünüyorsun o kadar sarhoşsun. Gel. Şimdi düşün hangi ayağımı atacaktım. Sağa atacak onu attım zaten düştüm. Hayır düşünüyorsun bir ayağını at. Ulan hangisindeydi sıralan? Burada oturayım ya. Hayır kalk. Zaten işim yok. Acelem. Kalk. Müzisyen gel. Vay Muhittin hocam. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Elini kolunu indir lan. Muhittin hocam beni tanımadın mı? Bir jön duruşu yap. Bak bana. Dur bir jön duruşunu bir seyredeyim lütfen. Her zaman denk gelmiyorum. Müzisyen bir jön duruşu yap. Oğlum sana... Müzisyen. Ninja kaplumbağaların Rafael gibi duruyorsun. Normal. Normal dur. Gözünün önüne Cüneyt Arkın'ı getir dur mesela. Getir Cüneyt Arkın'ı gözünün önüne. Sen ne yapıyorsun arkanda? Evet. Getir gözünün önüne Cüneyt Arkın'ı. Sen getir. Koş git. Neyse beceremiyorum. O duruş artistikten mi varikoselden mi? Evet. Arkadaşım söyle. Tanımadın. Beni tanımadın mı? Beni tanımadın mı? Sen değil ulan. Ben değil lan. Sen ben, ulan tanımadın ben, mı? Ben. Kimse tanımıyor mu beni burada? Dağıtırım lan! İşte bu yüzden film çekmiyorum. Kimse tanımıyor. Gülsen geç yerine. Gülsen geç yerine. Arkadaşım gel, gir Yeşilçam kahvesinden içeri. Bütün isyanını onlara dök. Bütün isyanını. Bağır, çağır, küfür et. Şey, Yeşilçam kahvesinden içeri. Gir. Kapı niye yok lan burada? Bağır hepsine. Sizi ben var ettim ulan falan o tarz. Sizi ben var ettim. Hepinizin babası benim. Hayır ulan öyle değil. Ha öyle mi? Hepinizi oynattım ulan ben de. Hepinizi oynattım. Hayır öyle değil ulan. Kameramın önünde oynattım diyeceksin. Kameramın önünde oynattım. Top oynadınız. Siz hatırlamıyor musunuz? Çektim ben. Hayır. Ben... Hepinizi dizimde oynan şey, filmimde oynattım de. Hepinizi filmimde oynattım lan. Şimdi burada okey oynuyorsunuz. Şimdi burada okey oynuyorsunuz. Onu evet. Bir kere açtın mı hep kaçar havası. Tamam şimdi gördüm. Devam. Okey'e dönüyor. Devam. De ki şimdi bana yolda selam vermiyorsunuz. Değil cebime mi? Bir ekmek alıp koymuyorsunuz. Cebime ekmek koymayı sığmaz zaten. Bir yoğurttan ekmek alanınız yok. Bir yoğurttan ekmek alanınız yok lan şimdi. Bir zamanlar abi bize de iş var. Abi bize de iş... Bu taraf dükkan camıymış. Abi bize de iş ver. Yazıklar olsun bana. Ne yapıyorsun? Yılların biri. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Hemen sahneye birisini al. Birini al sahneye. Bayan birini... erkek. Fark etmez. Al birini nasıl sahneye. Nasıl biri bayan biri bayan? Fark etmez ulan. Al birini sahneye. Ben. Abi gel. Aman, aman yavaş abi. Hoş geldiniz abi. İsminiz ne? Seçkin. Seçkin, hoş geldiniz. Seçkin, tak mikrofonu Seçkin. Seçkin, sen de eskiden... Ben her gün yaşıyorum. Seçkin. Zormuş. Sen eski yapımcılardansın, tamam mı? Bunun eski yapımcısısın, görüyorsun yolda bunu. Nedir lan bu halin diyorsun, iki tane çakıyorsun, kendine gel diyorsun, tamam mı? Evet, gel. Gör bunu. Gör, şaşır. Ne yapıyorsun? Kusura bakma, hayırdır? Pardon, bir daha alabilir miyim? Tabii. Neyi beğenmedin Seçkin? Sözü unuttum. Açıyı. Tamam, gel. Gel ne? Gör bunu, çok şaşır. Ulan Muhittin, sen bu hallere düşecek adam mısın? Kendine gel lan de. İki tane çak. Abilik yap ona. Evet, buyurun. Ulan Muhittin, sen bu hale gelecek adam mıydın be? Seçkin çak diyorum sana. Niye şey hareketi, artistlik ama yapıyorsunuz burada? Güzel yaptı bence. Hayır. Seçkin çak, ben sesini duyayım. Evet. Bir şey olmaz, arkandayım. Sen öyle yap, ben buradan şey yaparım. Evet, 3, 2, 1. Gel Seçkin, gör. Lan de. Lan! Bir koydumu çevir, iki kere dur.
İki tur atsın bir vuruş daha, evet. Tabii tabii, terste döneyim mi böyle? Yok, o abartı alta olur. Gel, seçkin, gör. Lay! Buyurun. Lay! Sen bu hale düşecek adam mıydın? Oluyor ya. Ne oluyor lan öbür göze de? O kimle konuşan? Ne o kaçar? Seçkin, arkadan dokunsana. Şşt! Hop, buradayım ben. Hop! İşte bu yüzden sinemadan nefret ediyorum. İki omuzundan silkele, beni tanımadın mı de? Beni tanımadın mı? Demin Amorstan dokununca tanıdım. Kastan tanımıyorum. Uzun yıllar geçti de o yüzden. Ben seninle Suzan'ın filmini çekmiştim de. Ben seninle Suzan'ın filmini çekmiştim, hatırlamadın Çektirtmiştim. Mı? Çektirtmiştim. Suzan deyince filmini. Sen bir duygulanırsın arkadaşım. Ne filmlerdi onlar be? Hayır! Suzan'la çok duygusal filmler çekmiştim ve aşıktın o kadına sen. Ya tamam, evet. O duygusal bakıyor da ben öyle bakmam. Bir daha söyle. Adam Suzan dediğinde sen dizlerin üstüne çöküp ağlamaya başlarsın, duygusallaşırsın. Tamam. Bana Suzan deme dersin, sonra kafanla onun göbeğine vurursun. Evet, 3-2-1 buyurun. Ateş edeyim mi aynı zamanda? Hayır. Evet, buyurun. Yıllar önce Suzan'a film çektirmiştim, hatırlamadın beni? Seni hatırladım, Suzan'ı hatırlamadım. Hayır ulan! Yapımcı olduğu için... Oradan, oradan dizinin üstünden alıyorsun. Suzan deme bana, deme bana, kafayı gömüyorsun karnına. Suzan deme bana, deme bana. Lan gömsene kafanı! Ne yapayım? Kafanı gömsene! Tut kollarından kaldırır. Der ki, burada ağlayacağına git Suzan aynalı pavyonda şarkı söylüyor. Al onunla film çek. Adi'yi de bir tane daha çak. Bu kısa cümleyi tek seferde. Burada ağlayacağına git Suzan aynalı pavyonda şarkıcılık yapıyor. Al onunla bir film al daha çek. Al onu oradan. Hepsi geçecek, hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Hep güzel bir anı. Seçkin, gel sarılsana çocuğa. Bağrında çocuk senin. Ben öpeyim kulağını falan. Hayır, hayır. Boynuna doğru al başını. Koy, evet. Koy. Al onu oradan, git filmini çek Suzan'la. Adam ol, evinin yönetmeni ol. Söyle. Git filmini çek Suzan'la. Adam ol, evinin yönetmeni ol. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bana bu gücü verdin, teşekkür ediyorum. Beni kendime getirdin de. Beni kendime getirdin. Daha getirmedim de seçkin. Daha dön arkanı da kolları omuzdan al, bir silkele. Evet. Çocukları çıkaralım mı? Hayır. Ver enseye kolları. Enseye? Evet. Tut öyle. Hop. Hop. Aha kütledi valla. Kendine geldin mi şimdi de? Geldim, geldim. Evet. Kendine getirdin. Alkışlarla seçkin yerine gider. Evet. Ne oldu arkadaşım? Arkada bir şey mi var? İnşallah vardır. Evet ve Suzan'ın çalıştığı aynalı pavyona doğru yol alırken Suzan gel aynalı pavyona. Prodüksiyon, hemen bir tane sandalye getirin. Bir sandalye getirin. Evet Suzan, sen aynalı pavyonda şarkı söylüyorsun. Söylesene. Ezgi söylesene şarkıyı. Eller aldı, eller aldı. Bana söyleme Ezgi, önünde şeye doğru söylüyorsun. Sevdiğimi eller aldı. Arkadaşım gel otur sandalyeye, mutlu görsün. Mutlu süren yaşantımı gözümdeki... Ne yapıyorsun? Çok kötü söylüyor ya. Saçmalama, gel otur oraya, gel otur. Suzan söylerken bir anda göz göze gelirsiniz. Söyle şarkıyı. Gözümdeki seller aldı. Ver duygusalı. Söyle, kameramana bakıyorum ben. Arkadaşım! Suzan'a bakıyorsun. Tamam. Suzan, sen onu görür görmez şarkı yavaşlar, yavaşlar elinle orkestraya dur işareti yaparsın. Sonra gidip yanına oturursun. Arkası yaylılar. Evet. Ver duygusal müziği. Karı pikniğe geldi. Ezgi, senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Ben buranın sahibiyim ya.
Hayır ulan! Değil miyim? Sen Muhittin Hoca'sın, yönetmensin ben sen. Ben Muhittin Hoca'yım. Hayır. Yan camiden. Hayır, hayır. Değil mi? De ki, seçkin aklımı başıma getirdi. Özgi söyle, de ki senin için kendini alkole verdi diyorlardı de. Muhittin, senin için kendini alkole verdi diyorlardı. Ne işin var burada? Verdim, sonra aldım tekrar. Baktım olacak gibi değil, birbirimiz için değiliz. Seçkinden bahset ona. Seçkinle çok düzeyli bir ilişkimiz var. Hayır ulan, seçkinin sana ne yaptığından bahset. Seçkin bana neler yaptı. Arkadaşım, seçkin seni kendine nasıl getirdi onu söyle. Seçkin beni böyle evirdi çevirdi kendine getirdi. Yani gerçekten uzun yıllardır ben bir boşlukta yaşıyormuşum. Kendime alkola vermişim. Normal bir insan değildim bir süredir. Alkola verdim ve yolda gelirken de bir açıldım, hava aldım. Demin aklımda bir film vardı. Aklımda bir film var. Çok fazla bütçemiz yok, herkes çıplak, kostüm yok. Arkadaşım! Öne doğru gel, elinle kamera şöyle şeyi yap. Öne doğru gel. Monitör... Ha, ben öne doğru. Hayır, sen öne doğru yürürsün. Şey, ufuklara bakar, ufuk çizgisine bakarak filmi anlatırsın. Gördün mü ufukları? Hayır, hayır! Ha şey... Evet. Tamam. Yönetmen tripleri, evet. Kalkarsın. Bunca yıl sonra niye geldin diyeceksin. Çünkü aklımda inanılmaz bir film var. Kestik bir dakika. Filmi kestik çünkü uzun geldi. Hayır onu demiyorum ya. Ulan yönetmensin, niye kalçana dikkat çekiyorsun? İşte benim pediküler bir yapım var yani, nasıl gözükeceğim... Saçmalama! Tekrar yürüyorsun. Ezgi, o yürürken sen de kalkıyorsun ayağa. Tamam. Sen de hep bir adım arkasında ol. Döndüğü anda göz göze gelin. Evet, tamam. Buyurun. Aklımda inanılmaz bir fikir var. Şahane bir film projesi. Çok normal yürüyemiyorum, basurum var 86. Şahane romantik bir film. Seninle 25 yıl önce kaçırdığımız şeyleri tekrar yakalayabilelim diye. Bu bizim için de ayrı bir fırsat. Şahane bir film olacak. Sana ihtiyacım var. Ezgi söyle. Sen neyine güvenip de film yapıyorsun? Muhittin, sen neyine güvenip de film yapıyorsun? Kalçama ama onu da durduruyor. O günler eskilerde kaldı. Anlat ona. Muhittin'cim, o günler eskilerde kaldı. Alkol seni bitirmiş. Bambaşka bir adam olmuşsun. Sen nasıl konuşuyorsun? Bir daha karşıma çıkma. Bana eski duyguları yaşatma de. Bana sakın bir daha o eski duyguları yaşatma. Karşıma çıkma. Defol git. Defol! Bir tane çakar. Ya gelen vuruyor, giden vuruyor ya. Ben nasıl film kendine çekeyim? Kendine getirmek için seni. Ya biri de sarılsın canım benim, iyi olacak. Sen için. Evet, hayır, hayır diye kafanı öne uzatıp açıklama yapacakken ha. Bir tane çakar seni ha. Kendine getirir. Hayır için yapıyoruz bu filmi. Hayır için yapıyoruz bu filmi. Hayır, hayır de. Hayır, hayır, hayır. Ha, o mu diyor, ben mi diyorum? Sen diyorsun, o sana çakıyor. Hayır, hayır. Hissettim vuracaksın, hayır. Adamla vurmadan niye hayır, hayır diyeyim? Ulan artistik bir dönüş yap, hayır, hayır diye. Kız sen de döndüğü anda çak bir tane, yalan söylüyorsun diye. Olmadı, bu şey oldu. Ona göre olmadı. Tamam, normal dönüş. Arkadaşım, o kadar artistik değil. Ha. Bizimkisi tam şey, İzzet Günay dönüşü yap. Günay mı? Evet, dön. Hayır, hayır. Sana ihtiyacım var bu filmde. 20 yıllık hasreti gidereceğiz. Yapamadıklarımızı yapacağız. Bana güvenmen lazım. Yalancısın sen yalan, de yalan, yalan söylüyorsun sen. Ne halim varsa görürüm. Ya gel buraya! Başkasıyla çekerim. 50 kişi gelir oynamaya ya. Sana olan aşkımı hep kullandın yıllarca, söyle. Sana olan aşkımı hep kullandın yıllarca. Ne yapacaktım kullanmayıp da? Biraz değerlendirebilirdin. Değerlendirdik tabii. Hep sana farklı açılardan baktım de. Farklı açılardan bak kadına. Evet. Bu plonje. Hayır. Kontuk. Sana hep başka baktım ben de. Ben sana her zaman başka açılardan baktım. Diğer erkeklerin baktığı gibi bakmadım. Sen benim için nadide bir çiçektin. Arada espri yap. Koltuk altından bak. Sonra iki tane karı geldi oraya. Nasıl gülüyoruz ama. Ama yine de kalbimdeki fikirleri değiştirmedi. Sen her zaman... Bas benim... espriyi, bas espriyi araya. Niye bas? Ya ciddi bir şey mi konuşuyorsun? Arkadaşım, yönetmensin sen. Duygu gitgeli var sende. Bir komik oluyorsun, bir hüzünlü. Duygu gitgeli. Evet. Evet. Bir komik ol, bir hüzünlü. Bütün erkekler senin güzelliğine aldandılar. Oysa ki ben senin kalbini sevdim. Senin sinema perdesinde insanların gözlerinin içine bakışını sevdim. Komiklik yap. Nasıl gidiyor? Ha? İnandın mı? Ha. Dön duygusala, dön. Ha? Dön duygusala. Dön duygusala. Ama eğer sen beni anlamak istemiyorsan... Ben de gene döner... Sinemadaki bu kaderi paylaşmak istemiyorsan ben de yine döner satarım. Ne? Hayır! Ben de yine döner kendimi alkole veririm. Ben de yine kendimi döner alkole veririm ve bütün bu hayali unuturum. Yapma. Çünkü bu hayal sen yoksan benim için yok. Yapma Muhittin. Hangisini? Filmi mi, alkolü mü? Alkol olayına tekrar girme. Bak bu senin için bir umut olabilir.
Belki yeniden o eski popülariteni kazanırsın. Bambaşka bir şey olur. Bunun mikrofonundan bir şey var ya. Bu nasıl... Evet. Ayrılırlar, ayrılırlar. Hemen hızlı çekim. Sen kendini alkole vermişsin. Ne yapıyor? Öyle değil ulan. Pardon. Ayrılırsınız. Hızlı çekim. Al sandalyeyi arkaya. Müzik hızdan. Evet. Hayır, öyle arkada değil. Sen alma lan. Bırak, onlar alırlar. Her şeyi burnuna sokuyorsun. Evet, sen tekrar kendini köşede alkole ver. Sen de evin balkonundasın. Balkonunda oturuyorum. Verin şuna bir tane bidon. Ne yapıyorsun? Kuyruk alkolü bu. Çok meşhur bu Adana'nın. Evet. O ne lan? Bir tane de çakmak ver. Şaplak mı? Evet. Al şimdi bidonla. Aç. Artık... Algıda seçicilik. Çakmağı şaplak diye anlıyorum. Çok ateşliyim. Sen Nuri'ye niye... Arkadaşım, sen Nuri'ye niye şaplak veriyorsun? Evet. Bir aileyiz. Al çakmağı, benzini. Git kızın evinin kapısına. Benimle film çekmezsen kendimi yakarım diye tehdit et. Dök üstüne başına. Kendimi niye? Onu yakayım. Hayır! Sarhoşsun. Yürü sarhoş. Önce bağır. Suzan! Suzan! Terim al! Hayır, öyle değil. Aa, bu... Yok, pardon. Suzan! Ne yapıyorsun sen orada yine? Giriş kasasına mı oturuyorsun? Bir dur ya. Suzan, ne yapıyorsun hakikaten ya? Sen evde oturuyorsun, dergi okuyorsun o sırada, tamam mı? Aa, balkondasın demiştiniz. Hiç unutuyor. Öyle mi dedin? Evet, unutuyor. Pardon. Benim ne dediğimin önemi yok. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Onu tamam, biliyoruz, kırılmayın diye. Evet, dergi okuyorsun, Suzan diye bağırınca birden koşup kafayı cama tosluyorsun. Tamam. Sonra ulan cam açık değilmiş deyip tekrar cama açıp konuşuyor. Senin yüzünden burnumu kırıyordum diyorsun. 3, 2, 1, buyurun, bağır. Suzan! Ay! Allah seni kahretmesin. Ne var? Senin yüzünden burnumu kırıyordum. Aşağı bakıyorsun Suzan. Aşağı bak. Aşağı, sen 4. kattasın. Tamam. Sen de yukarı bakıyorsun. Bana... Ne var? Ha? Burnumu kırıyordum senin yüzünden. Ne istiyorsun? Altına pantolon giy ya. Arkadaşım. 70'ler. Edepliyiz. Kızın belinden yukarısını görüyorsun sapık. Duvardan mı görüyorsun altını? Neye bakıyorsun sen? Betona. Sen yine içki mi içtin ha? Hayır, benim hayatımı bitirdin sen. Hiçbir şey yapmadım ben. Bırak şu lanet olasıca alkolü. Bitirdin. Senin kirpiklerin, kaşların. Ne yapıyorsun? Artık alkol olacak. Söyle para... kıza de ki bunun içinde ne var biliyor musun? Bunun içinde ne var biliyor musun? Biliyorum. İdrar tahlili. Doktora yetişmem lazım. Hayır ulan. Bunun içinde mazot var. Mazot ne? Mazot. Söyle. Pardon, mazot yanmaz. Benzin var de. Mazot yanmaz mı? Arabalar kendini mi kandırıyor? Hayır, çakmakla hemen tutuşmaz mazot. Niye? Evet, daha yanıcı değil. Topluyken yanmaz. Hayır. Yayarsan yanar. Şöyle, 98 var bunun içinde de. O zaman benzin. Evet. Tamam. Evet, söyle. Ne var bunun içinde 70, biliyor musun? 70'lerde 98 benzin mi var? Var. Tamam. Normale ne oldu? Ha, normal o. Normal benzin var bunda. Ne işin var benzinle senin? Arabanın benzini... Hayır! Üstüme dökeceğim, sonra ne yapacağım? Eğer bu film için benimle anlaşmazsa üstüme dökeceğim. Sonra da yakışıyor mu? Aman yakarsan yak, çok da umurumdaydı. Önce kendine gel, hadsiz! Arkadaşım blöf atıyor, dök üstüne! Azıcık dök üstüne. Pantolon sarı. Fark etmez. Eder. Dökersen fark eder. Arkana doğru dök. Yani modadan bahsetmiyorum. Fizik. Ya gömleğine dök sadece. O böyle su olduğu için. Arkadaşım, kızı inandırmamız lazım. Sağ yaz. İpek, bana yedek bir don ayarlayın. Yazıklar olsun sana. Senin için... Kendimi feda ediyorum. O sırada sahneye... O sırada sahneye birisi koşar. Koş! Sahneye birisi koşar hemen. Yakmaktan vazgeçtim. Çok soğuk, donarak öleceğim. Hayır! Sahneye birisi koşar. Hiç kimsenin umurunda yanmamı bekliyor. Boş ver, boş ver. Yansın.
Birisi daha koşar. Abi siz yine sahneye koşan koştu. Evet, Burak sen yapışırsın. Alacağız, ne yapıyorsun, ne biraz yapıyorsun dersin. Sen, Burak sen de bu kızın şeyiymişsin, sevgilisiymişsin ve sen jönsün, tamam mı? Sen de koşarak gelir şeyi Tolga'yı durdurmaya çalışırsın. Tekrar evet, Tolga tam çakmağa çakıyorsun. Ne yapıyorsun arkadaşım? Şakı bak ıslandı, yanmıyor. O yüzden tehlike kalmadı, görüşürüz. Gel buraya! Burak'cığım! Söyle, kendimi yakacağım de. Kendimi yakacağım. Burak'cığım, Burak yansın. Terbiyesizin tekidir o. Şey, Suzan söyle. De ki, bak sevgilim de geldi de. Bak gördüğün gibi sevgilim de geldi. Ya sevgilin aşağıda, yanında değil ki. Yanında. Hayır, onun yanında sevgilin. O aşağıda. Bak sevgilim geldi, ağzını burnunu kırdırtırım de. Bak sevgilim de geldi, senin ağzını burnunu kırdırtırım. Duyuyor musun beni? Kulağıma benzin kaçtı, hiç duymuyorum. Evet, Burak duyayım sen hocam. Elimden tut, kaldır. Ne istiyorsun de, derdini öğren. Derdin ne dostum? Çok ama sizi razı etmek istedim. Ben eski bir öğretmenim. Muhittin. Kadrajı bol. Şimdi Suzan Hanım bundan 15 sene önce yüzü burada bana bir filmle ilgili söz verdi. Dedi ki Muhittin'im senin o filminde oynayacağım dedi. Sana istek olacağım. Sinemada dedi. Arkadaşım oynayacağım dedi. Bu sene sonra film yapmak için. Ara sıcaklar berbat. Bunca yıl sonra film yapmak için bir yapımcı buldum, bir destek buldum. İlk kendisine geldim. Sözümle söyleyeyim. Ani kadın ne? Ani kadın. Oh, Burak girdi eve. Orada duralım arkadaşım. Orada duruyorum. Dedikleri doğru mu? Burak'cığım bir kısmı doğru ama bu adamın bu kadar kendinden geçeceğini hiç düşünmemiştim. Baksana şu hali. Kendini bilmez bir adam nasıl film çekecek? Ben ona güvenemem. Korkudan biraz kaçırdım. Burak de ki acıdım adama. Ben de jön olarak oynayayım de. Acıdım vallahi. Hale bak altına falan. Ben üstüme de oynarım yapsam ister. Yine alta inecek. Yer çekimi. Haklısınız. Ben de oynarım arzu edersen. Hadi filmde. Canım oynar mısın? Burak gidelim. Oynarsa ben de çekerim filmi de Ezgi. Ben çekiyorum. Film ben çekiyorum. Ben de giderim bilet alır. Burak oynarsa benimle ben de bu filmde oynarım da. Heh, tamam. O zaman Muhittin Bey Burak oynarsa ben de oynarım bu filmde. Ne dersin Muhittin? Benim için büyük bir şeref, büyük bir onur. Ama şey sevgilisi olduğunu söyle. Ama o benim sevgilim de ama Ezgi o söyle. Benim sevgilim. Hayır hayır ulan. Ha, özür dilerim pardon. Söyle ama o benim sevgilim yarın öbür gün ayılınca şey yapma de. Ama Muhittin bunu unutma sakın. O benim sevgilim yarın öbür gün ayılınca sakın tatavar çıkarma bana. Beni öyle biri olarak mı gördün? Ben kadrajımda sizin aşkınızı milyonlara taşımak istiyorum. Öyleyse. Ve yeni bir don istiyorum çünkü. Burak söyle de ki kızı Amors'tan çekmek yasak de. Biliyorsun Amors yok, öpüşmek yok. Asla, asla. Kurallarımızı direkt, biliyorsun direkt herhalde. Olarak, tabii. Benim de çünkü makaram az, o yüzden direkt yani bu vadideki sahneyi çekeceğiz. Vadi. O zaman anlaştık, oynarım filminde. Öyle sahneler vadi mi diye soruyorlar bana çünkü vadi. Evet, Ezgi sen benzin bidonunu alıp Müsyen'in yanına oturursun. Bir kameraları bile yoktur. Dergini okumaya devam edersin orada. Ve arkadaşım sen Burak'tan rica edersin. Sen de ışık, kamera, bum var mı diye. Ay. Çok güzel film çekeceğiz. Sizi star olduğunuzu hissettireceğim. Böyle çıkma lamba falan varsa alabilir miyim ben? Adamdan lamba istiyorum. Kapan. Yok sen de ne yapacaksın? Bu mu istediniz değil mi Sayın Hocam? Evet, bum. Işık, kamera. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Ne arzu ederdin? Bence tutacak film. İnşallah. Hatta tuttu inşallah. Bile. Hemen sahneye kamera getirin bir tane. Film için şartlar olduğunu arka yaşıyorum hocam. Arka sokakta buluşur, çok sevinirsiniz. Buluş Burak'la göğüs çarpıştırın, arka arkaya sırt çarpıştırın, çok sevinin. Çok az vaktim kaldı o yüzden. Evet. Koş. Neyi koşuyor? Arka kamera, sokak kamera, var. Kamera, kamera. Çok teşekkür ederim. Göğsünüz çarpıştırın, göğüs vur, göğüs vur. Vur, vur. Sırt dedi hoca bir de. Kamerayı aldık. Işıklar tamam. Geçmiş olsun. Ayağına ne oldu?
Ayakkabılarım canımı acıttı. Biraz dinlenmek isterdim. Sen normalde bunun yarısı kadar mısın? 50 santim topuğu var. Evet. Haddini bil, terbiyesiz. Evet. Ezgi, inersin aşağıya. Burak'la arkadaşım kur mizanseni ve filmi çekmeye başla. Hadi filmin konusu şu, bunlar aslında birbirlerini sevmiyorlardır ama çok aşıklardır. Ve filmi çekerken kadını her karesinde kıskanırsın. Evet, evet. Buyurun. Bana iki tane sandalye getirir misiniz arkadan? Şimdi, Allah'tan biraz kendime geldim. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Aileleri tarafından birlikte olmaları kesinlikle kabul edilmeyen iki aşıksınız. Birbirinize deliler gibi aşıksınız fakat aileler bunu istemiyor. Tabii ki de çok farklı bir konu. İlk defa çekilecek. Bir tarafın ailesi çok zengin. Öteki tarafın ailesi ondan da zengin. Evet, şimdi hangisi daha zengin? Bunun çarpışması var yıllardır. Ondan bir zekalı. Böyle çatışma olur mu? Birini tam tersi yap. Birini çok zengin yapıyorsan birini tam... Birisi çok acayip zengin, öbürü daha zengin. Hayır ulan, biri zenginse biri zengin değildir. Tam tersini yap. Ailelerden birisi çok zengin, öbürüne onun zengini çok umurunda değil. Hayır! Mevzu... Ya Burak, anlatsana şuna. Kız durumdan son derece mutlu. Ben fakirim. Evet, ha, evet, evet. Ben evet, fakirim. Evet. Evet. Ama kahramanı daha çok ortaya çıkarmak kahramanı için... daha çok soyunması lazım. Hayır, hayır. Soyunması. Kahramanı çok yapıyorum. Ortaya çıkarmak için mümkün olduğu kadar alttan çek. Evet. Ben kamerayı böyle ayağımla sürükleyeceğim. Üstüne atlayarak oynarsanız... Anladım. Olmaz. O zaman sadece bacak arası görünür. Öyle bir açıda tut ki hem alttan parmak ucu, baş parmağı, ayak baş parmağıyla burnu aynı anda kadraja girsin. Evet. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Para her şey mi hayatım? Hayır. Burak. Buyurun. Yavaş yavaş her şeyi. Yavaş, jönsün bak. Sen. Önce bir omuz atıp bir konuşma, öbür omuz atıp öbür önde konuşma. Oynayın, herkes jönsün. Evet. Evet. Buyurun. Sen de bunu çek. Neden? Ne oldu? Yavaş yavaş dedi hocam. Şurayı çek. Ne yapıyorsun arkadaşım önce sen? Önce kamera arkasını çekiyorum. Hayır! Gel buraya! Benim değilsin. Burak oynarken vücudunun her yerini kameraya almanı istiyorum. Ben her yerime süreyim, ne? Hayır! Burak Kut'un vücudunun her yerini kamerada tabii görecek. Tabii evet. Evet. Buyurun. Buyur. Sen 3, 2, 1 desene lan. Evet, 3, 2, 1 de. Ha, ben diyorum. Evet. Hazır. Kamera. Piyanist. Chaplin filmi gibi oldu. Canlı çalıyor adam. Arkadaşım. O yok orada. Onu görme. Yokken bile bu kadar gözüküyor bana. Evet. Evet. Hazır. Kamera, ışık. 3, 2, 1. Oyun. Bütün bu olanlar neden? Çok özür diliyorum. Bir an önce mali durumunu düzeltmen lazım. Ailem seni asla kabul etmiyor. Sigortalı işim var dedim. Yetmez. Arkadan dolan. İki tarlamız var dedim. Yetmez hayatım. Hayır ulan, kamerayla onların arkasından dolan. Burak sen çok iyi gidiyorsun. Ama aşkımızın parayla ölçülebileceğini hiç düşünmemiştim. Ağza gir. Ölçülmez olur mu? Her şey para. Burak yıkılır burada. Senin gibi yıkılmak isterdim. Çamların altında aldığım Buse'yi verirken bu sözleri sarf etmiyordum. Şşş, açma ağzını, sus. Oldu bitti onlar. Kız iki adım öne atar. Kız iki adım öne atar. Der ki, benim kalbimi kazanacak adamın önce cüzdanı kabarık olmalı. Benim kalbimi kazanacak adamın önce cüzdanı kabarık olmalı. Adam cüzdanı nereye koymuş? Arkadaşım, pislik yapma. Benim senaryom böyle olamaz. Sen şimdi... Böyle senaryolarım da var. Dur. O sırada Burak söyleyecek hiçbir şey bulamaz ve o şarkıyı söyler. Buyurun. Cüzdan diyorum, cüzdan. Büyüsen girsene şarkı. Demek para içinde her şey, ha? Aynen öyle tatlışko. O zaman bunu iyi dinle. Gözlerin tükendi. Neden Allah'ım bu ceza
Bedenim donuk bak, ellerim soğuk. Ayrılık var yine. Yalnız sen sevdiğim bebeğim değil. Para için benden neden ayrıldın? Sen tutamadın çiçeğim değil. Bir tane neden ayrıldık? Bir daha düşün. Bebeğimdi, neden ayrıldın? Her gece seni şarkılarla uyuturum. Ay. Sen, sesim güzel, para kazanabilirim. Tutamadım çiçeğimdi. Bir tanem neden? İkna alıyor galiba. Neden ayrıldık? Hep beraber söylesek belki. Sen. Neden ayrıldık? Neden? Neden? Alkışlayın kendinizi lütfen. Harikasınız. Para için sattın beni, bir tanem neden, neden, neden bir tanem, bir tanem neden, bir tanem neden? Çok güzel. Çok güzel. Kestik. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Selfie. İlk selfie. Şahane. Şahane. Şu an şok buldum. İsterseniz bir 5 dakika ara verelim. Dinlenin. Karavanlarınıza gidin. Önce karavan alıp geleyim ben. Karavan. Hayır. Ne karavanı? Alın. 5 kuruş paran yok. Bir kamera var. Tamam işte karavan değil. Zaten bu çektiğimle kaçıp gideceğim. Saçmalama. Gel yanlarına. Şimdi kızı bir pozisyona getir. Tamam mı? Kız sen öne gel, birazcık eğil, senin omuzundan burağı çek, tamam mı? Biz ne çekiyorduk hocam? Parayı da uzaklaştık. Tabii. Galiba ikna alıyor değil mi evet, hocam? Evet, kızın omuzundan oluyor. Burağı göreceksin. Evet. Ama aynı anda... Amorsu yok demiştiniz. Yok, amorsu yok, parçalı. Evet, kızın omuzundan burağı göreceksin, kulak memesinin alt kısmından burağın çenesine denk getireceksin. Dünya sinemasında böyle bir detayı ilk defa tartışıyoruz. Kulak memesinin alt kısmı, üstü de dahil değil, evet. Sırf alt. Evet, kulak memesi U şeklinde, üstü olacak. Kadrajın... Demek ki Afrikalı, arası açık. U şeklinde üstünde U olacak, burağın çenesi de U şeklinde altında olacak. Ha, oraya denk getireceğim. Evet, bunu alırken de... İkisinin de duygusunu, ikisi de ağlamaklı. O kulağından hissettirsin ağlamayı. Fakat şimdi Burak Bey'e Suzan Hanım cevap vereceği için Suzan Hanım açısı var. Ne oldu? Onu da Burak'ın bacak arasından çekersin, alt açıdan. Ha, en da sahnemiz olur. 3, 2, 1 buyurun. Hadi. Evet. Şöyle geçiyorum. Nasıl hocam? Yok ben gelirim. O zaman ne oluyor? Arka plan değişti. Olmaz. Peki hocam. Olmaz. Ben geçeceğim. Tamam. Şöyle. Kırılmam böyle şeylere. Ben geçerim. Tabii Emin. Hocam. Evet, siz şimdi Burak Bey'desiniz. Komple. Ben buradan kulak... Lan kulağı nasıl göreceksin? 2 tane olduğu için orayı denedim önce, yokladım. Yok, buradan şey yapacağız. Evet, 3, 2, 1, kaydı. Bu şarkı da mı ilişkimizi düzeltmeye yetmiyor? Bunlar yetmedi mi? İnanılmaz bir sesin var ama yine... Yine de... Thank you.
Yavaş, yavaş. Mikrofon 2000 euro. Yavaş. Burak, sen şimdi burada arızaya bağlıyorsun. Sen zannediyorsun ki kızı alttan çekiyor zannediyorsun. Çok fena sinirleniyorsun ve seti terk edeceksin. Ama evet, 3, 2, 1. Buyurun. Yine de para bir şekilde... Bir saniye. Bilader ne yapıyorsun? Şu an yoksa alçasın. Size eşlik ediyorum şu an. Eşlik ediyorsun da hocam. Ben de sana bir eşlik edeyim istiyorsan. Gel, gel. Hayırdır? Etek altı falan? Şimdi ben... Yok, öyle değil. Ya, öyle değil. Bu aşırı... Ya! Burak, kafayı gömersin. Arızayı büyüt. Yok, buraya olmaz. Bir yere... Toprak olduğu için buraya bir yere gömüyoruz kafayı. Bunu yapmayacağına söz vermiştin. Delikanlı değilmişsin bir kere. Önce onu söyleyeyim hayır, sana. Hayır, ben... Hayır hocam, elinde kamera vardı ya. Her şeyi yapabilme lüksüne sahip değilsin. Tabii, sakin öyle ol. Filmlerde öyle olsun. Sevgilim, bum, ay, sana. Ay sevgilim. Şuna bakma. Ağla, ağlayarak kalk. Ya kamera emanetti ya. Arkadaşım, ne yapıyorsun lan kamerayı? Sigortadan parasını alacağım. Ağla, senin değil ki. İyi ki. Al şu kamerayı eline, ağlayarak kalk. Ben de ne yaptım hadi ya? Hadi bana vurdun. Beni ekmeğimen ye şey falan. Evet, öyle yürü. Ya hadi hadi bana vurdun. Hani ekmeğim benim? Hayır ulan, ekmeğimden ana, niye diyorsun? Ha, hani benim, hani bana vurdun? Hani ekmeğimi niye yiyorsun? Hani verdiğin sözler? Hani? Ellerin nerede? Arkadaşım, adama yürüsene. Kendini acındır. Tabii ki. Ben işte yapmak istediğim neydi? Siz soruyu sorduktan sonra Suzan Hanım acilen lafa girdiği için... Tamam işte, bu gözle çekersin. O gözle idare et. Zaten abi. Ben de bu gözle bakıyorum sinemaya. Anlıyorum. İşte anlıyorum. O gitti şimdi. Neyle çekeceğim ben? Bundan sonra çok ağla Burak olacak. Kuta. Ağlasana, çok ağla. Adam sana acısın, klibini de sana çektirsin. Klibi. Çok ağla. He, klibi mi? Klibini. Ha, klibini. 70'lerde çekilir. O kadar çok ağla ki. Ben şimdi hemen kamera da kırıldı. En güzel filmin ortasında bana kapattı. Ay Muhittin'cim. Ulan uzatarak ağlasana. Neyi uzatayım? İşte öyle uzatarak ağla. Adamın durumu çok fena Muhittin. Burak sana her bir şey söylediğinde uzatarak ağla. Ben istedim ki bir an önce geçip kontrol proje açıdan ne yapayım Suzan Hanım'ı? Bence sallıyorsun hocam. Yapma. Ama... Bu proje, bu kontrol. Hiç inandırıcı değil. Ağla uzatarak. Ay yazık. Kontrol. Onu mu uzatıyorum? Arkadaşım, ağlamasın sen. Ağlamayı uzat ki adam klibe gelsin. Suzan sen gir devreye. Ay çok adama acıdım falan diye. Burak tamam klibi bile çek ödeşelim de. Evet. Ay Burak'cığım, adamı mahvettik. Bu böyle olmaz. Gönlünü alalım şu adamcağızın. Altına girdi ama çekti oradan. Tamam bir şekilde. Onun kötü bir niyeti yokmuş. Olsa anlardık zaten. Büyüt. Ne yapsak acaba? Baksana zırıl zırıl. Allah kahretsin. Hayır lan. Zırıl olayı büyüt arkadaşım. Evet. Zırıl zırıldan ziyade şırıl şırıl şırıl. Ben yapamayacağım. Bir anlaşma imzaladım. Yani bu anlaşma geçerli. Neyi kapsıyor? Benim filmi zamanında bitirip teslim etmemden mütevellit bir olay değil ama mi? Ama anlaşmamızın şartları içerisinde amors yoktu, altaçı yoktu. Kulak memesi hadi hocamız dedi, ona tamam. Şimdi sinema dediğiniz zaten altı üstü açıyor yani bu kadar bir şey yani sinema. Şimdi ben sadece buradan çekerek ne yapacağım? Belgesel mi çekeceğim yani? Burak ne ki? Kafana, burnuna bir kafa. Lan ne yapma sinema benim için bitmişti. Burak söyle de ki klibimi de çek de lütfen. Git ona söyle, konuş onunla. Gönlünü al de ki tamam ulan gel klibimi çek. Hadi bir şeyler yap Burak'cığım. Yani fevri davrandım galiba. Estağfurullah. Gözyaşlarını beni çok arkadaşım, etkiledi. Arkadaşım sen gerçekten... de şey yap, gider yap. Öyle değil ulan, adama gider yap. Bir an düşündüm de aslında yetenekli birisin. Yani teşekkür daha önce ben öyle açı görmedim mesela. Teşekkür ederim. O yüzden seni bir klibimde değerlendirmek isterim. Yani birazcık... Ben pantolonu iyi, değiştirdikten sonra özellikle. İyi öğretmenlerden gördüm. Yani çok iyi açı veren yönetmenler vardı. Kurban olduğum bir insana böyle bir şey işte. Anlıyorum. Ama elastik. Ben yeter ki sizleri güzel bir filmde oynatayım. Bir yandan da hayatımı kurtarayım istedim. Estağfurullah biz yani... Biz kimiz zaman, ki seni aşağılayacağız? O zaman Burak söyledi ki bu şarkımı klibini de sen çek de hemen şarkıyı yollayayım klibi çektir ona. O zaman yepyeni bir şarkı var. Aslında durumumuza da çok uygun. Nasılsa bizim aşkımızdan da bir şey olmayacak gibi görünüyor film içinde. Aa tatlım. Gerçekten. Ne bileyim. Para... Hayır, o da sana klipte eşlik eder Burak. Çok memnun olurum. Tamam. Sen de çekersen ama bu son şans. Tabii tabii. Lütfen. Çok isterim. Biliyorsun yapmazsan Burak kut dedim mi kafayı oturturum. Ben çekeceğim. Peki. Kamera. Ay. Evet, yolla şarkıyı. Ha. Bizi yönlendirirseniz. Rahatsınız. Rahat.
senin işin. Biliyorsan, topladıysan eşyalarını, kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya. Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller. Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler. Yerimi dolduramaz kimse aramızdaki bağları, kesip koparamaz. Seni anlayamaz her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz. Hani bana sarılmaya doymazdın, hani bensiz olmaya dayanamazdın. Yaşayamam ki sensiz derken, ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? Hani bana sarılmaya doymazdın, hani bensiz olmaya dayanamazdın. Yaşayamam ki sensiz derken, geçtin erken, bu zamansız, anlamsız veda neden? Biliyorsan, topladıysan eşyalarını, kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya. Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller. Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler. Yerimi dolduramaz kimse aramızdaki bağları, kesip koparamaz. Seni anlayamaz her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz. Hani bana sarılmaya doymazdın, hani bensiz olmaya dayanamazdın. Yaşayamam ki sensiz derken, ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? Hani bana sarılmaya doymazdın, hani bensiz olmaya dayanamazdın. Yaşayamam ki sensiz derken, ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? Hani bana sarılmaya doymazdın, hani bensiz olmaya dayanamazdın. Yaşayamam ki sensiz derken, geçtin erken, bu zamansız, anlamsız veda neden? Çok güzel oldu bence. Muhteşem bir şarkıyı anlam katan bir telif oldu. Gerçekten çok şaşırttınız beni. Ellerinize sağlık hocam. Arkadaşım. Ulan söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Vallahi bir daire şairi yaptım farkındaysan.
Burak Kut'u alkışlarla öne getir. Burak Kut. Sen nerede öğrendin bütün bu hareketleri? Bu işte filmlerde. Arkadaşım! Sette çalıştım bir iki. Sana iyi bir şey söylemeye hiç gelmiyor. Sapık! Milyon dolarlık pazara... Defolun gidin içeriye. Biraz sonra gelin. Tamam. Görüşmek üzere. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Arkadaşım gel. Kendine bir eş al sahneye. Ama benim daha bir eşim bile yok. Saçmalama. Bayan mı? Senin sana şu sorduğum soruyu bir çocuğa sorsam daha iyi cevap verirdi biliyor musun? Tamam. Bayan mı? Ne bayan mı? Eş var. Sen kendine mesela bayan dışında neyi uygun görüyorsun eş olarak? Bundan sonra artık biz sadece kayda gireceğiz, olaylar gelişecek. Ben daha bir şey demeden abla geliyor zaten. Arkadaşım, kim geliyor? Daha hanımefendi geldi. Tamam, hanımefendiye hemen mikrofon takın. Hoş geldiniz. Merhaba. İsminiz ne? İpek. İpek Hanım. İsmi neymiş? İpek Hanım. Normal ismi mi? Yok, sahne adı. Olabilir arkadaşım, burası sahne değil mi? Aa, evet. İpekmiş işte ismi. Ben niye isim uydurayım? İpek Hanım, herkes size İpek mi diyor doğduğunuzdan beri? Evet. Ne saçma bir yaklaşım. Adı İpek kızın ya. Hanımefendi, isminiz İpek mi? Evet, İpek. Doğduğunuzdan beri? Galiba. Öyle olması lazım. 4 yaşında narkozdan çıktı. O yüzden öncesini hatırlamıyor. Prodüksiyon, hemen bir tane yatak getirin. Karı kocasınız. Tamam. Oha. Her şey hazırlısınız, her şey hazırsınız. Arkada evet. Ne dümenler dönüyor hiç merak ediyorum. Arkadaşım, hemen yat. Arkadaşım, evlisin sen. Evli adam öyle mi yatar? Arkadaşım, yeni evli yatışı yap. Efendim? Yeni evli yatışı yap. Hadi hayatım. Arkadaşım, bu gece evlenmiyorsunuz. Evlenmişsiniz ama bir, az zaman geçmiş. Bir yıl olmuş. Ha, daha k***'ına dönecek şeye gelmemişsin. Evet. Evet. Şimdi karını yatağa çağır. Tamam hayatım, ben uyudum. Sıra sende. Hayır. Öyle olmaz. Sen yat yatağına. Evet, yat yatağa. Abla, babanız falan burada mı? Ağzımı burnumu kırmasınlar da. Yok, hayır. Kiminle geldiniz İpek Hanım? Kuzenimle geldim. Ha, tamam ya. Evet, ne? İpek Hanım, girin içeriye. Girin, bütün günün yorgunluğu çalışmışsınız, etmişsiniz, gelmişsiniz. Evet, ben niye buyurun. Önce gelmişim? Sen girip ne yapıyorum içeri? Nasıl? İçeri girip ne yapıyorum? Mesela kocanız yatarken yatak odasına girerseniz ne yaparsınız? Kocanız oldu mu daha önce? Olmadı. İçeriye girdiğinizde dünyanın en kötü şeyini görmüş gibi surat ifadesi takınacaksınız. Aa, yönetmen de gelmiş. Hayır. Peki kendi yatak odama niye kapıyı çalarak giriyorum? Buyurun. Bu yüzden evlendik. Zeki, hırıltı dolu bir kadın. İpek Hanım, kocanız evet. Sapık. Kötü yakalanmasın diye. Olabilir. Tamam, siz kibarsınız. Tamam. Tekmeyle girin isterseniz. Nasıl girerseniz girin. Yalnız içeriye girer girmez bunu gördüğünüzde suratınız bir düşsün. Sanki sevip aşık olduğunuz adam değil de ananız babanız zorla zincirle bağlamış gibi sizi buraya. Öyle bir ifade takınacaksınız. Artık tamam. Neler yaşadıysa. Tamam. Evet, tamam. Hazırız hocam. Adamı devamlı şeyde tutacaksınız yani. Anladın mı? Neyde? Yani devamlı ben çok yüce bir yaratığım, sen bir pisliksin şeyinde tutacaksın. Tamam. Evet. 3, 2, 1... Buyurun. Yatıyorsun! Yeni evliyim ya, daha alışık değilim. Yatıyorsun. Sen arkadaşım, niye ayakların havada? Ayakkabıyla yatmışım, öküzlük olmasın diye. Nevresim yeni. Niye ayakkabıyla yatıyorsun? Ne zaman iş geleceği belli olmuyor. Hemen gidebilirim. Sen işsizsin. Evet. Öyle mi?
Vur kapıyı, gir içeri. İşsizim ama smokinle yatıyorum. Evliliğe olan ilgime var. Hanımefendi, vur kapıyı, gir içeri. Sünger malzeme kullandık, ucuza gelsin ev diye, duyulmuyor. İpek, vur kapıyı, gir içeri. Kapıyla beraber gittin İpek, kapıyı kapat. Kapı gibi. Yok, kapı. Ben açtım kapıyı. İpek, zaten yatak orada olmaz, kapı orada olsa, anladın mı? Tamam. Normalde mesela senin kapın oradaysa, yatağı oraya koyarsan gelir kız al derler. Ya ayak ucuna getir kapıyı. Ayak ucu. Yok, aşağıda, iyice ayak ucunda. Ayak ucu. Arkadaşım, kızın kafasını karıştırma. Evet. Tamam. Ayak ucundan gir. Sen kendi ayak ucundan değil. Boşanıyoruz. Adamın ayak ucundan gir ve her yer zifiri karanlık. Bu arada sabah oldu, uyandım ben. Hayır, yat şuraya. Tamam. Gir adamın ayak ucundan. Girdin. Zifiri karanlık, görmüyorsun. Yoklayarak yatağı bulmaya çalış. Bağırsana, kızsana İpek. Arif, neredesin be? Buradayım. Niye bağırıyor ki? Bana dokunup neredesin diyen bir kadınla niye evlendim ki ben? Evet İpek, yatıyorsun, yatar yatmaz çekil kenara deyip ittiriyorsun. Çekil kenara. İpek, hor kullan ama öldürme. Bu 19'unda böyleyse. İpek, kocalarımızı hor kullanıyoruz ama ölmemeleri için, tamam mı? Lazım. Evet, buyurun. Git öte diyorsun. Arkadaşım, o sana git öte deyince sen de ona çemkiriyorsun. Artık git öte diyor. Evet, artık burana gelmiş. Nerene evet. Gelmiş göster. Buram. Hayır, hayır, burama derler ya. Artık burama geldi. Burama geldi. Göster oranı işte. Oram işte. Hayır, göstersene lan. Bir dakika, şu 2500 euroluk mikrofonla uğraşıyorum da o yüzden. Bunu yapan arkadaşı bulduğum zaman burama gelecek. Artık şurama geldi. Artık şurama geldi. Orana değil. Orama ağzının değil. Ağzının oralarına geldi. Ya oralarıma gelmedi be. Ağzının oralara geldi. Ağzının oralara geldi işte. Ulan senin ağzını göster, ağzını. Ağzıma bak, ağzıma bak. Hayır. Öyle miydi benim ağzım evlendiğimizde? Hayır. Pis. Evet, hiç yaramadım. Elini al. Elini al. Dört parmağını al. Baş parmağını içe katla. Hayır, hayır. Baş parmağını avucumun içine tamam, gözükmeyecek katla. Şekilde. Evet, gözükmeyecek şekilde. Parmakları aç. Evet, yan tut. Evet. Ağzına doğru getir, burama geldi de. Burama. Göster ağzına doğru. Aha burama. Ağzıma ne oldu ya? İpek... Ben ne yaptı bu kadın ya iki kere de? İpek, sen çok şeysin. Ne? Cadaloz bir kızsın, hadi. Tamam, ne yapmam gerekiyor şu an? İpek, yatakta anlaşamıyorsunuz işte. Sıkıntı bu. Şiddetli geçimsizlik olun. 3-2-1, ol şiddetli geçimsizlik. Şiddetli geçimsizlik ol. Evet. Kendi içinde. Evet. Yat yatağa, orada birbirinize girin yatakta. Sen ne zaman geldin işten? Oldu bayağı. Oldu bayağı mı? Evet de şu yorganı çekmezsen. Yorgan yok ki. Arkadaşım, çok öften püften bir sebepten kavga çıkarım büyük, çabuk. Ama hep uyurken osuruyorsun ya. Çok özür diliyorum. Pisleşme! Evet, Allah beni kahretsin. Pisleşme! Evet. Arkadaşım, ona bir yer bulamadıysan İlhan'ı göndereyim. Yok, ben size yollayacaktım bunu ama. Evet, yat tekrar. Evet. Pislik yapmadan evet. Kavga çıkarın. Evet. İpek, sen çıkar kavgayı. Söyle. Ayağında, hep... mesela ayağıyla ilgili bir şey söyle. Ay şu ayaklarını artık atma üzerime, ne olursun ya. Ne oldu? Biz niye evliyiz? Arkadaşım, zaten bunu düşündürtmek istiyorum sana. Ha, olay o. Mesele bu, evet. Ne demek ayağını atma ya? Atma üzerime. Ya bizim huzur bulabildiğimiz tek yer şurası, şurayı bana zindan ediyorsun ya. Bunu sen istiyorsun çünkü. Ya evliliğimize gösterdiğim saygıya bak ya. Şöyle yatıyorum ya. Ben smokinle yatıyorum ya. Karıma, evime gösterdiğim ilgiye bak lütfen, istirham ediyorum ya. İpek, bağır. Smokinli de istemiyorum, seni de istemiyorum. Smokinli de istemiyorum, seni de istemiyorum. Kimi istiyorsan onu getirtelim. Yeter. Hayır arkadaşım. Yeter ki evliliğimiz kurtulsun. Niye lan? Dümbük müsün? Manyak. Hayır, ben hani evlilik kurtulsun diye. Şey. Hayır, olmaz. 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 Şeyde İpek, sen yat tekrar yatağa. O bacağını üstüme atma deyince sen de onun ayağıyla ilgili bir şey söyle. Evet, yat oraya. O ne derse aynısınınla ilgili sen söyle. Söyle İpek. Atma şu bacağını üstüme artık. Asıl sen bacağını üstüme atma.
ağzıyla ilgili bir şey söyle İpek. Ne? Ağzı mı ağzı mı ayağını? Hayır. İpek ağzıyla ilgili bir şey söyle. Bana karşı horlayıp durma de. Horlayıp durma. O da olur, o da olur. Horluyormuş mesela. Ben döveyim mi? Arkadaşım çingar çıkar, yatakta büyük çingar kopsun. Ben döveyim, güzel mor çatılı bir evimiz olsun. Hayır olmaz, kadına vurulmaz. Sadece tartışılır. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Bence öpüşüp barışabiliriz. Arkadaşım. Yat şuraya, evet. Sırt sırta dönün, kavga edin sırt sırta dönün. Hemen kavga edin. Ağza ya. Ağza birbirinize bir şey söyleyin, hemen kavga yeter, edin ağza. Artık senin suratını görmek istemiyorum. Ben senin suratını görmek istemiyorum. Sırt sırta dön. Sen döndüysen ben böyle dönebilirim o zaman. Hayır. Çünkü o suratını görmüyorum o zaman. Ah olmaz. İkiniz de birbirinize arkanızı dönmelisiniz. İyi ki dön. Evet. Olmadı. Mesela... Yeni tekrar önene dönün. Önene dönün. Ön önsünüz. Allah evet. Arkadaşım sok şunu bir yere. Bütün yaşananları kayıt altına alıyorum. Evet. Ön önsünüz, yatıyorsunuz. Tam böyle burun burunasınız ve birbirinize bağırıp dönüyorsunuz. Bağır. Burnun ne kadar güzel. Hayır lan. İçin için seviyorum kadını. Yapabileceğim ya, bir şey yok. Olmaz. Olmaz. Tam tersi bir şey söyle burnuna. Benim burnum ne kadar güzel. Hayır. Tam tersi o oluyor. Ya de ki yüzünü bile görmek istemiyorum seninle. Ya şu Yusuf'u görmek istemiyorum. Yusuf'u ya. Değil, yüzünü. Yusuf'u değil, babanın ismi. Hayır, hayır. Kızın yüzünü. O kızın yüzünü görmek istemiyorum. O sen kızın de değil, bu kızın. Bu kızın yüzünü görmek bunun istemiyorum. Bunun değil ulan, önündekinin. Ha, önündeki kızı görmüyor musun? Onun suratını görmek istemiyorum artık. Seninle mutlu olmak istiyorum ben. Manyak mısın lan sen? Bence bizi kimse boşayamaz ya. Arkadaşım, ön yatın şununla çabuk. Evet. Yat önün. Yazıklar olsun. Artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Ben senin yüzünü görmek istemiyorum. Arka arkaya dönün, sırtınızı birbirinize vurun, popoları da çarpıştırın. Bunu tam yapamadık. Bir daha yapabilir miyiz? Kapat. Nasıl söyle yayınlayamayacağız. Dur. Tuna hemen gel, Tuna. Tuna ne? Yat. Tuna gel. İpek bir de dirsek vur şuna. Efendim? Bir dirsek vur İpek, dirsek vur. Kalk. Niye kalk ya? Dur yatın. Tuna gel kapıyı vur de ki anne baba iki saattir sesinizden uyuyamıyorum. Nedir bu her akşam kavga ya? Gel Tuna vur kapıyı. Önce Bumcu Madagaskar'dan gelsin de. Vur kapıyı seyirci uyuma. Kim o? Kim olacak kız değil mi? Efendim kızım. Anne baba siz bu nedir? Sesinizden uyuyamıyorum. Ah canım gel o zaman. Ben yavrum de... annen o kadar yellos ki sabaha kadar bağırıyor yani. İkizle kırdı yapamıyoruz. Hayır dur olmadı kestik. Tuna kapıyı vur aç kapıyı onlara çemkir tamam mı bağır. Sizin yüzünüzden uyuyamıyorum. Geçinemiyorsanız boşanın ya de. Ha, tamam posta tamam. Koy onlara Tuna. Abi ben mi çekeyim kapıyı? Ha şey aç kapıyı. Vur vur kapıyı. Vur kapıyı gir içeri. Nedir ya bu ses? Uyuyamıyorum. İpek sen neyi alkışlıyorsun? İçimden kızını geldi. Kızı mı alkış? Kızı o yetiştirdi tabii. Evet. Tuna de ki anlaşamıyorsanız boşanın ya. Sizi mi çekeceğiz bütün gün bu evin ya. İçinde? Anlaşamıyorsanız boşanın ya. Sizi mi çekeceğiz bütün gün? Yarın okulum var benim. Yarın okulum var benim. Bugün yok muydu? Arkadaşım. Vardı. O kadar para veriyorum. Kaç gün gidiyorsun haftada sen? Artık burama geldi. Ana kız yaptığının masraflar burama geldi. Ulan olayları değiştirme. Değiştirme. Sen okula... değil sen. Sen değil sen. Papyonlu olan. Ben seni okula müdür yaptım. Hayır. Sen öğrenci. Papyonlu olan salağı diyorum. Komple odalar salak dolu hep okulda. Salak olan papyonlu. Ha hocam gel. Hayır. Ha. Sen o sensin o. Ha. Evet. Şey Tuna. De ki ya anne babası mısınız çocuk musunuz belli değil kardeşim ya. Bırakın uyuyalım sabah işimiz gücümüz var. Gidin sabah mahkemeye boşanın de. Kısacık cümle. Takıl sen ya. Anne babam mısınız siz çocuk musunuz ya? Tüm gün sesinizden uyuyamıyorum ben. Bu ayağın geçmiş olsun. Ayağın geldi. Hocam. Sallapati mi geldi? Tamam, İpek tamam. Sarıl şimdi. Yavrum bak yavrumu ne hale soktun diye ağlamaya başladı. Yavrum gel gel. Korkma bizden iyi. Bak yavrumu ne hale soktun görüyor musun? İpek büyük ağla. Tuna annene de ki anne hep ağlama numarası yapıp babama böyle işkence çektiriyorsun. Anne hep ağlama numarası yapıp babama böyle işkence çektiriyorsun. Kız haklı. Ben gidiyorum bu evden. Altı numara. Neriman'a gidiyorum. Tuna önce sen git evden. Gidiyorum bu evden. Terk ediyorum sizi ya. Biraz teyzemde kalacağım, kafamı dinleyeceğim de.
böyle? Terk ediyorum sizi. Biraz teyzemle kalacağım, kafamı dinleyeceğim. Ne halime? Harçlık lazım mı? Ne oldu? Bilmiyorum, sesim gitti. Ama bak, gelir birazdan. Harçlık falan lazım mı kızım? O ne yapıyor? Tamam, anladım. Lazım değil. Ben sana havale yaparım. Tuna söyle. Posta koy onlara gitmeden önce. Ne? Posta koy gitmeden önce. Fırça çek yani. Senin posta. Bize fırça çek. Aferin yavrum. Emeklerin boşa gitmemiş. Gel. Tamam. Evet. Bu kafada devam et. Tamam. Allah Allah diyerek çıkarsın sahneden. Allah Allah. Yazıklar olsun. Kız çocuğuna bak. Bize nasıl konuşuyor. Yazıklar olsun. Evet İpek. Dövünüyorsun. Kızım da gitti, gitti diye. At kendini yerlere. Gitti. Yerlere. Ben mi? Hayır İpek. Ha. At kendini yerlere. Ah kızım da gitti, gitti. Atıyorum. Atma, atma. Belli pantolon pahalı, atma. Arkadaşım, karına şimdi yumuşak yapacaksın. Çılgın. Hayır, öyle değil. Hayır, öyle değil arkadaşım ha. Ya. Ya İpek, sen hiçbir böyle şeyi kabul etmeyeceksin, sen de evi terk edeceksin. Niçin böyle bir insansın ya? Niçin anlaşamıyoruz? İnsanların bin tane sıkıntısı var. Ne koşullarda anlaşıyorlar? Bizim yani yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Bağırarak ağla İpek. Ha? Ha. Hayır İpek, bağırarak ağla. Her şeyi benim üstüme atıyorsun. Hayır, yüzüne doğru bağırarak ağla. Aa diye bağır önce yüzüne. Her şeyi benim üstüme atıyorsun. Bağırarak yüzüne bağırsana. Kendi yüzüne bağır. O çok zor bir şey. Yüzüne bağır adamın. Her şey benim üstüme. Ya adamın atıyorsun. Yüzüne bağır bağır. Bağırmak ne demek biliyor musun? Öyle işte. Yani bağırıyorsun sadece. Bence ayrılma vaktimiz geldi de. Arkadaşım dur. Kadın iyice contayı sıyırdı. Bağır yüzüne. Sonra da terk edeceğim seni. Abimi arıyorum şimdi. Ara abini, ver telefonu. Abi, terk ediyorum seni. Abimi arıyorum şimdi. Abinle mi evleneceksin? Ne saçma bir ilişki. Ara abini. Seyirci çaldır telefonu. Alo. Alo. Efendim. Abi. Söyle yavrum. Şu abinle konuştuğun gibi benle konuşsaydın. Ne oldu kız kardeşim? Ne oldu kız kardeşim? Abi yardımına ihtiyacım var. Gecenin bu saatinde. Evet. Niye? Enişte mi dövülecek? Ver şu bana. Abim seni istiyordu. Abim seni istiyor. Abi tünele giriyorum sonra. Olmaz. Konuşacaksın. Abi. Vedat abi. Ne yaptın lan kardeşime? Vallahi elimden gelen en güzel şey. Mutlu etmeye çalışıyorum. Ne yaptın ulan kardeşime? Gecenin bu saatinde beni arattırıyorsun. Şimdi biraz canı sıkkın. Kim sıktı lan canını? İşte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Ağzını laf alamıyorum ama öyle... Senin ağzını burnunu dağıtırım lan ben. Ben de aynen öyle dedim. Senin dedim ağzını burnunu dağıtırım. Ay! Kime ben dedin? Karıma dedim. Söz ver abisine. Söz bundan sonra abini döveceğim. Abini döveceğim. Hayır arkadaşım. Hayır. Ya. Şey yap. Abiye karşı yumuşak ol. Şimdi Vedat abi yanlış anlıyorsun. Öyle bir şey asla ben olur mu öyle bir şey? Ona nasıl kaba davranırım? Fakat tabii evliliklerde fikir ayrılığı oluyor. Fikir ayrılığı oluyor. İşte efendim yok baby doll olmasın da ne bileyim Turvakar bir gecelik olsun, bir şey olsun. Şimdi ben de diyorum ki Turvakar yazın ne yapar? Emprime olduğu için terletir. Rahatsız eder, kabus görürsün. O tarz şey giyme. Baby doll o yüzden seçilmiş bir şey yani. Bu konularda anlaşamıyoruz. Baby doll ne lan? Evet. Düşün, daha bir de Turvakar'ı anlatacağım. Turvakar dirsek altı, baby doll ince askılı, altı pırpırlı. Yazlık. Geliyorum lan ben oraya. Geliyorum bir yere ayrılma. Anlamadı, kendi görecek baby doll. Geliyorum bir yere ayrılma. Tamam. Ondan ayrılabilir miyim? Kapat. Evet, İpek. Ağlayarak inersin sahneden. Terk ediyorum seni. Abime söyleyeceğim, seni geberttireceğim diye. Terk ediyorum seni. Abime söyleyeceğim, geberttireceğim. Ama sonra mikrofonu yolla. O da bana zimmetli. Evet, prodüksiyon. Alın sahneden yatağı. Al sahneden yatağı. İki tane sandalye koy. Hemen, çabuk. Süpersin. Arkadaşım. Sonra. Arkadaşım, abisi gelecek. Evet. Ne olur? Bence anlaşacağımızı düşünüyorum. Tamam, abisinden kaçman lazım. Evet. Bir şekilde abisinden kaçacaksın. Aman dikkat. Evet. Hemen iki tane sandalye getirin. Ezgi gel.
Ezgi, hemen sahneye bir bayan al. Hemen. Hemen efendim? Bir bayan al sahneye. Sahneye bir bayan hemen geliyor. Hoş geldiniz. Evet, Ezgi. Bayan kuaförüsün. Oturttur onu. Buyurun efendim. İsminiz ne efendim? Esra. O Esra Hanım, hoş Esra geldin. Hanım, hoş geldiniz. Evet, bayan kuaförü. Evet. Arkadaşım, abi seni kovalıyor. Abiden kaçarken bayan kuaförüne sığınırsın. Kadından yardım iste. 3, 2, 1, koş. Koş. Ama öyle bir düş ki, şey müşteriyle kızın ayaklarına doğru yuvarlanırsın, tamam mı? O zaman camdan giriyorum çünkü kapı kapalı. Hayır, cama çıkmış, ayağın cama takılır, merhabalar derken. Ayağım cama takılıyor, demek evet. Ki uçarak geliyorum. Ayağın eşiğe takılır. Eşeğe. Köydeyiz o zaman. Hayır, eşeğe, eşeğe. Eşeğe. Ayağın eşeğe takılır. Eşeğe. Evet, Ezgi, sen ablayı şey yapıyorsun, bu şey, kuaför muhabbeti yap ablayla. Ay, birazcık şaşırdım. Yıpranmış. Bunları ay, çok, böyle çok. Birazcık, evet, bir de boyayalım. Evet. Diplerin de gelmiş güzellik. Evet. Tamam, yapalım. Biraz argan yağıyla falan. Var, yaparız, bakımını da yaparız. Akşam var mı işin? Yok. Gidecek misin bir yerlere? Yok. Ne yapıyor seninki? Aman ha? Ne yapsın? Her dakika aynı kavga, gürültü. Aa. Ya. Devam ediyor mu metresle? Arkadaşım, atla içeriye. 3, 2, 1, gel. Daha yan mahalledeyim. Hayır, gel. Geliyorum. Gelmişsin, evet. Tamam. Aa. Ah. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? İyi günler. Belediyeden geliyorum. Bu eşikler bu sene yasaklandı. Bunları kaldırmamız lazım. Çünkü bunlar hep ananevidir. Eşikte ve beşikte durma derler. Bunlar artık bunları kaldırıyoruz. Eşik yok. Bundan sonra dükkanda lan saçmalama! Yok. Kızdan yardım istesene. Lütfen şunu kaldırabilir miyiz? Hayır ya? Hayır, öyle değil. Ha. Sen eşiği bırak. Belediyeden evet. Falan da gelmiyorsun. Yalan konuşma. Söyle hanımefendi, küçük bir şakaydı. Falan da gelmiyorum. Yavşaklığa vur işte. Şaka. Yan dükkanı kiraladım. Yan tarafı şop açacağım. Hayır! Değil, o da değil. O da değil arkadaşım. O da değil. Sen böyle bir önce şirinlik yapıyorsun. Bir şirinlikle gel. Evet. Evet, kıza bir şirinlik yap. Şopu açtım. Hayır! Açılışa bek, açılışa mı bek? Arkadaşım ya. Değil. Kıza bir maymunluk yapacaksın. Ezgi sen de çok şaşıracaksın. Beyefendi ne iş falan. Burası bayan kuaförüne erkek girmez de genelde. Evet, buyurun. Niye girmez canım? Erkek, bir sürü erkek çalışıyor bayan kuaförüne. Onlar çalışan. Yok, o eskiden. Ha, girmiyor mu onlar? Beton üstüne mi yapılmış dükkan onlar? Arkadaşım, normalde erkek bayan kuaförüne girmez. Camı tıklatırsın, çırağa dersin ki hanımı yolla dışarı. Ben niye girdim o zaman, ne tıklatayım? Sen şey, ayağın takılı düştü. Sen saklanıyorsun. Başka saklanacak yer yok. Beyefendi. Çok özür diliyorum, rahatsız ediyorum. O kadar, ne kadar güzel. Siz mi yaptınız saçı? Evet. İnanılmaz olmuş gerçekten. Nasıl yardımcı olabilirim size? Yok, ben size yardımcı olabilirim. Ezgi çok sinirlen, bağır. Ay Allah Allah, müşterim rahatsız oluyor. Yeter artık. Daha da yüksel. Çık dışarı. Çık dışarı. Ay sinirlenmeyin, boş ver. Sinirlendim, benim tepeme attırma, çık dışarı. Elini göster, elini. Hop. Hayır, öyle değil. Elin titriyor sinirden. Çık dışarı. Çık, elim ayağın titriyor, çık dışarı. Galiba telefonunuz çalıyor hanımefendi. Telefon yanımda değil, hadsizlik yapma, çık dışarı. Ben yanınızda demedim zaten. Hiçbir yerinde... Arkadaşım, lütfen. Biz çok iyi anlaştık. Hayır, çıkmaman lazım, kapının önünde... Çıkmıyorum. Ağzını bırakın lan! Arkadaşım! Ay, lütfen. Lütfen benim babama çıkın. Anayadan oğlum gelecek. Lütfen, sizin muhatap olmayın. Çok iyi gidiyorum şu an. Nereye gidiyorsun ya? Bu dükkan senin değil. 2 dakika sonra çıkacak ortaya. Ha, öyle mi? Başka bir şey bul. Başka gider yap. Benim amacım sizi rahatsız etmek. Ama ediyorsunuz. Bakın müşterimle ilgilenmeliyim. Ama bağırıyorsunuz. Kapıdan giren ihtiyacı olan... Ama uyarıyorum. Bağırtırıyorsunuz. Ha, uyarıyorsanız tamam. Ha, şey anlamadım. Tamam. Kolay gelsin. Hayır, çıkamazsın. Kapıda abi duruyor. Aa, kapı kapalı. Seni kesecek. Ha. Benim bir süre burada kalmam lazım ve dükkanınıza biraz arkadaşım, bakmam çok lazım. Sıkışmışsın. Söyle kıza. Oo, çok sıkıştım. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Kendini içine sıkışmışsın. İçime sıkıştım. Bir inanılmaz. İlaç da kullanıyorum ama olduğu gibi değil. Yani inanılır gibi değil. Kusura bakmayın, yardımcı olamayacağım. Dışarı çıkar mısınız? Müşteriyle ilgili. Çıkamazsın. Çıkamam. Niçin? Çünkü ayıp, buraya çıkılır mı? Şu, tuvaletinizi kullanacağım 2 dakika. Olmaz. Olmaz. Buraya yapıyorum o zaman. Yap. Hayır. Ezgi, bir şey söylesene şu adama. Beyefendi, çıkar mısın dışarı? Müşterimle ilgilenemiyorum sizin yüzünüzden. Size yardımcı olamayacağım. Ama siz ne kadar çok bağırıyorsunuz hanımefendi ya. Ama bağırtırıyorsunuz. Ya bu yelloz mu yapacak saçı ya? Allah aşkına ya. Arkadaşım. Ya lütfen, rica ederim. Yıllardır kuaförüm, lütfen. Sağ biraz sağ haddinizi bilin. Hadsiz! Çıkmıyorum lan. Polis çağırıyorum. Al, anahtarı al. Çıkmıyorum. Arkadaşım, böyle yaparak bir yere varamazsın. Sen insansın. Kıza durumu açıklaman lazım. Bak Ezgi, sen ona bağır. Bağırdığı anda büyük ağlamaya geç. Evet. Ama yeter artık, müşterim biz bir şekilde mağdur duruma düştüğü. Beni kötü duruma düşürüyorsunuz. Siz çıkar mısınız? Ağlamayın. Bak dayanamam ama öyle yaparsanız. Çok. Hayır, ben ağlatmak istemedim sizi. Yapmayın ya. Lütfen. İçli içli ağla.
Ah. Ay otur şuraya, tamam otur. Neler yaşadığımı bilsin. Otur, bir çay kahve getireyim. Ne oldu, derdiniz? Tamam. Ne yapacağız? Nedir derdiniz beyefendi? Yok kız, şaka yap. Arkadaşım, hayır. Devam et. Çok iyi gidiyordu. Ha, tamam. Kızı yedin kızı. Beyefendi. Kızı yedin. Hayır ulan. Ne oldu? Evliliğinden bahset. Ha. Karımı de, karımı. Karımla çok acayip kavga ettim. Ay dur, ben saç yapayım, dinliyorum seni, anlatıver. Buruma geldi artık yani. Kim başlattı, neden oldu? Tabii ki o. Ne yapıyor? Beni anlamıyor. Ha? Ay hep böyleler, hep böyleler. Şimdi bu aralar benim işlerim biraz kötü. Aha. 8 yıldır çalışmıyorum diye. Nasıl bir bu aralarsa 8 yıl? Evet. Kadın haklı o zaman. Çok özür diliyorum hayatım, haklısın. Söyle, 8 yıldır çalışmıyorum. Olabilir, insanlık hali. Nasıl bir insanlık hali ya? 8 yıldır. Olur. Olur. Şimdi ben 8 yıldır çalışmıyorum. Ha. Olmuyor. Yani olmadı bir türlü o istediğim benim yaratıcılığımı... Ama orada senin de miskinliğin var. 8 yıl az değil, zaman değil. Bir ay değil, 2 ay değil. Değil hayatım. Olur değil, mu? Değil. Yani benim o yaratıcılığım... Eski çağır yardım iste, saçı tuttur falan bir şey yap. Gel şuraya şu saçı tut. Balık sırtı örüyorum. Şimdi ben işte benim yaratıcılığımı körükleyecek bir meslek dalında işe başlayamıyorum. Bu sırada sahneye hemen bir erkek alırsın. Eş olarak mı kendine? Hayır, bir erkek al. Abisi geliyor kapıya. Ha, bir tane abi rica edeyim. Ha, geldi abi. Gel abi. Hoş geldiniz. İsminiz ne abi? Yağız. Yağız, hoş geldiniz abiciğim. Yağız, abisin. Kapıdasın. Kapıyı kilitlemişler. Kapıdan hareketinle, işaretinle anlat. O dışarıya yollayın, ağzını burnunu dağıtacağım diye. Ben dayak yiyeceğim bugün ya. Evet arkadaşım. Sen abiyi görme, senin arkan dönük Ezgi görüyor. Ezgi, gör abiyi. Abi, işaret yap. Şşt, alo. Şşt. Şşt. Kel. Söylüyor galiba. Hey! Pardon, size sesleniyorlar. Kel, kel. Size sesleniyorlar. Şşt. Ama. Buradayım, burada. Arkadaşım görsene abi, sen görür görmez içine şey yapacaksın. Ben gördüm, ben o kamera kalçasını biraz daha çeksin diye oyalıyorum. Kel dedi ya. Arkadaşım. Bak nasıl montajlatacağım. Evet. Arkadaşım sen hazırım. Yandan dönüp ufaktan bakıyorsun. Evet. Ya seni duymuyorlar, işaretlerinle. Ne oldu? Çok üzülüyorum. Dirsek attım. Özür diliyorum. Evet, Suzan, bilerek mi yapıyorsun? Arkadan sinsi sinsi yanaşıyorsun. Niye bilerek yapayım hocam? Hiç acele etme. Bekliyoruz. Hep bu gece burada kalacaklar. Hiç aceleleri yok. Suzan, bunun sırtına mendil koysak daha iyi değil mi? Yo, böyle rulo, havlu, kağıt, fitil yaparız. O sezon içinde bütün nemi alır. Tamam. Evet. Ezgi, bu adam sana mı yapıyor bu hareketleri de? Sen hareketler yap Yağız, devamlı hareket yap. Beyefendi özür dilerim, dışarıda birisi hareketler yapıp duruyor. Size mi yapıyor? Görünce çok kork. Bana kendisini tanımıyorum çünkü. Mümkün değil, bana değil. Çünkü ben içerideyim. Bana değildir, dışarıdaysa. O son hareketi hiç anlamadım. Kafam iyice karıştı. Galiba daha az çalışıyor Ezgi kendisi. Göster, böyle böyle yapıyor de. Bak böyle böyle yapıp duruyor size dışarıdan kendisi. Alo, müşterin hekirim. Kaçıyor. Çekil oradan be. Allah'ın gücüne gitmesin. Maşallah senin de tipin tip değil. Çekil oradan. Ben. Çekil oradan. Arkadaşım, slow motion sola doğru dönüp adamı görürsün. Şey, Hüseyin, ver gerilim müziği. Bağır. Hala slow motion mayım? Normala dön, anında slow motion'dan ve bağır. Allah'ım işte size anlatmak istiyorum. Benim eşimle problem çıkınca aramızda abisini aradı ve abisi bu dışarıda duran arkadaş. Aa. Evet. Neydi ismi? Çok asabi unuttum. Görünüyor. Yusuf olabilir. Yardıç olabilir. Yağız delikanlı. Yok yok, benim başta söylediğim isim vardı ya. Tamam. Yani, ondan bir söyleyeyim. Evet. Vedat, bravo. Evet, söyle. Ama bu o değil, bu öbür abi. Arkadaşım! Arkadaşım ne olur gör şunu. Karımın, ve çok kork, çok kork. Kadını kaldır, yerine karımın, otur. Karımın abisiniz de çok üzülüyor. Bir izin verir misiniz? Ha şuraya sığarım ben. Bak. Ayol müşterimi niye kaldırıyorsun? Bak yırtın üstünü. Beni sakladı Ezgi'ye. Ezgi'ye söyle, beni saklaman lazım de. Beni soymanız lazım. Hayır, saklaman lazım beni. Aa, benim kafa algıda seçicilik. Beni çabuk saklamanız lazım. Beni görürse mahvedecek. Beyefendi, nereye saklayayım? Bir tane arkada bir tuvalet var, başka bir şey yok ki. O sizi gördü, dışarıdan bakıyor. Evet, işte beni... Yağız, yap hareketini. Dışarı gelecek o herif de. O adam buraya gelecek, buraya. Kapa çeneni. Buraya, buraya. Kapa çeneni. O oraya gelecekmiş. Alırım Levi'yi, ben gelirim oraya.
Konuşma. Ben burada güvendeyim. Konuşma, kendine gel. Kendine gel. Ben bunu güvende hissediyorum kendimi. Eski, adama da söyle. Neyin var senin, ötlek, ne istiyorsun de. Kime söylüyorum? Yanındaki ötleğe söylüyorsun. Beyefendi, sizin neyiniz var? Niye bu kadar korkuyorsunuz? Tamam, karınızın abisi. Anlıyorum da kendisi çok tekin bir insan değil. Şimdi kız kardeşini üzgün gördü tabii. Telefonda en fazla duydu. Ağzını bunu dağıtır Ezgi, söyle. En fazla ağzını bunu dağıtırım ama çıkmak istemiyorum dışarı yani. Aa. Ha, o diyor, pardon, o dedi. Ezgi sen söyle, en fazla ağzını bunu dağıtır. Ağzını burnunu dağıtır en fazla diyeceğim ama polis çağırırız. Yaşamayız öyle bir şey. Korkmayın. Çağırırız polisi. Yaşamayız öyle bir şey de. Polis bir şey değil. Karı koca arası gibi. Alıyorum adamı içeride Ezgi. Sen engel olmaya çalış Ezgi arkadaşım. Evet. Ezgi al adamı içeri. Beyefendi ben dayanamıyorum. Alacağım beyefendi. Al içeri. Hayır arkadaşım, engel olmaya çalış. Bilsin bu acı. Hayır olmaz. Ayaklarına kapan Ezgi'nin bir şey yap. Ama elini. Ama yapmayın böyle bir şey. Arkadan sen de baskı yap. Hayır hayır, ona değil. Yağız'ın baskı stili bizi endişeye düşürdü. Hepimiz şu an tehdit altındayız. Biz bugüne kadar birini HD kameraya oturtmadım. İzin verirseniz yaparım. Hayır. İç çekimler. Yağız, arada cam var, kapı kilitli. Sen çocuğu niye kucağa almaya çalışıyorsun? Onu boş ver. Camın öbür tarafından ben varım. Arkadaşım, dur tamam, dön sen. Yağız, arkadan kapıya baskı yap. O kapı açılacak diye. Bu kapı açılacak, bu kapı açılacak. Dokunma hadi. Dokunma kapıya, yeni yaptırdım. Yeni yaptırdım. Bence açsın kapıyı ya. Ezgi sen açmaya çalış arkadaşım. Ezgi'nin elini tut, ayağını tut, bir şeyler yap. Açma, açma. Bir sene, bir sene bedava dip boyası yaparım. Ya açma. Açma. Tamam, tamam, gir içeri, tamam. Ezgi şunu biraz cesaretlendir. Bana anlaştık ya. Hayır, cesaretlendir şunu Ezgi. Bir sene dip boya yapacak bedava. Ya saçmalama, ne salaksın sen ya. Lütfen, sen açmaya çalışıyorsun. Sonunda açıp alacaksın çocuğu içeri. Dayanamıyorum, açacağım ben bu kapıyı. Arkadaşım yapış, Ezgi'ye yapış. Biraz ona diyor lan, Ezgi'ye yapış. Karı laftan anlamıyor. Beyefendi, bakın birazcık cesaretlenin. Ne yapacaksın? Ver gazı çocuğa. Ha? Arın, hadi bakalım. Hayır, hayır, hayır. Ulan de ki. Ulaşma bir kadın. Sen ne biçim delikanlısın, ne biçim adamsın, insan karısının abisinden korkan. Gündüz kuaför, gece minibüs şoförü. Ne saçma bu? Evet, şimdi tamam, alıyorsun Ezgi seni içeriye. Yağız, sen içeriye daldığın gibi arkadaşımı kovalamaya başlarsın, kızların arasında kaçmaya başlarsın sakin sen de. Sakin olun lütfen, ben buradayım. Sakin olun, rica ediyorum, ne olursunuz. Şöyle durun, şöyle durun, sakin olun. Beyefendi, bir saniye, sakin, bir saniye. Aa, bir merhaba diyeyim, bir hayır diyeyim. Yağız, kovalamana. Lütfen. Vedat abi, yanlış anlıyorsun. Vedat abi. Vedat Bey, Vedat Bey. Benim dükkan bu kadar büyük değildi. Ay siz böyle arkama geçin. Vedat. Aa, Vedat. Yeter. Lütfen Vedat, rica ederim. Durur musunuz? Vedat dur. Vedat dur. Aa. Vedat dur. Vedat'cığım. Evet, kızın arkasından konuş arkadaşım. Şimdi kabadayılık yap çocuğa. Vedat. Ne oldu? Geldin de ne oldu şimdi? Aa. Gel gel, Yusuf buraya gel. Ne oldu şimdi? Ay, geldin de ne oldu? Ya gel ya. Vedat. Yapmayın, ay, tutmayın. Tutmayın. Ay lütfen. Vedat. Bir dakika Esra Hanım, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Esra Hanım diyorum. Benim saçım yapılıyor burada. Lütfen ama. Ama yeter be. Otur oturduğun yere. İki dakika. Eski gereğini yap çocuğa. Yeter, otur iki dakika şuraya. Vallahi kafayı vurduğum gibi yapıştırırım seni ha. Gel buraya. Saçımı da bozdurdun bana, gel buraya. Sakin ol. Otur Yalnız, ben. Sen yere yapışırsın, yapış yere. Al kafayı, yapış yere. Bana bak, vallahi billahi olurum, yemin ederim seni aşağı. Ay. Ona göre. Arkadaşım gel. Sen şimdi artistlik yap. Mikrofona otur dikkat et. Yerine. Tamam. Otur Yağız, evet. Heh. Arkadaşım şimdi sen Yağız'a artistlik yap. Otur şuraya. Ay, hak ettin sen geldik, bunu. Neler oldu? Buna ne hak oldu şimdi? Ne oldu yani? Kapının önündeki o delikanlılar ne oluyor? Gel iki dakika insan gibi konuşalım. İkimiz de medeni, yetişkin insanlarız. Boş olmadı. Geçinemiyoruz kardeşimle. Olay bu yani. Bunda ölüm yok ya bunun ucunda ya. Böyle gelip de efendim kaba kuvvet kullanalım, anlaşamıyoruz. Belki de ben dünya kadar sevdiğim karım. Önünü kapıyorum kadıncağızın. Belki de şahane bir gelecek onu bekliyor. Çay. Yağız, birden zıpla Yağız arada. Nasıl ya? Bence tamamen haklısın ya. Arkadaşım! Eski çıkartmasına kimse kalmadı. Delikanlı gidiyor bir anda. Bana bak, bana bak. Ay ben polisi bana arıyorum. Bak. Bana bak. Arıyorum polisi. Her tarafını vallahi kırarız. Acaba Vedat abim benden hoşlanıyor? Hayır. Arkadaşım söyle, kız kardeşini boşayacağım diye önce bir konuşma yap. Sonra da boşanmak istiyorum de Yağız boşanma lafını duyar duymaz dal hemen. 3-2-1 buyurun. Şimdi Vedat abi şöyle bir şey var. Eşsiz bir aşk ile evlendik fakat yürümüyor. Ondan mütevellit ben boşanmak... Ya alırken böyle dememiştin. Aa, aa Mahmut Ali, alırken böyle dememiştin. Böyle dememiştin diyor, terbiyesiz. Demiş Allah miydin? Allah, senden mi aldın? Allah beni kahretsin. Adam haklı. Hayır ulan! Kızın arkasına sığın ve konuşmana devam et. Ezgi oturt adamın yerine. Otur yerine.
Ben yürüm onun iyiliği için... Ezgi'nin arkasından konuş. Onun... Beyefendi nereye konuşuyorsunuz? Orayı unuttum. Ezgi'nin arkasından anlatmaya devam et. Onun iyiliği için diyorum ki yani bu ilişkinin bitmesi lazım diyorum. Bir türlü göz göze gelmeyin, hep Ezgi'nin arkasından konuş. Yani bu ilişkinin diyorum bir nihayete ermesi lazım. Yani onun iyiliği için, yoksa ben... Ya bir kendini göster. Tabii. Onu çok seviyorum ama... Haklı. Olmuyor yani, ne kadar sevsek de birbirimize olmuyor. Anlaşamıyorlarmış. Olmuyor. Mesela bak benim eski eşim hiç beni bırakmaz. Böyle bir insan. Evet. Yağız dersin ki Allah seni kahretsin dersin gidersin. Pe Allah seni kahretsin. Tövbe de. Vallahi tövbe kardeşim de. Ben. Dükkanımın bereketini kaçıracağım. Mikrofonu bırak bari. Çok ayıp. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Alın Yağız'ın mikrofonunu. Onu hallederler Ezgi, sen dön. Tamam. Alkışlarla gönder. Saçım kaldı. Sağ ol Yağız'cığım. Sağ ol. Saçıma devam edecek. Kalsın böyle çok güzel. Arkadaşım sen şimdi Ezgi'ye yürü. Ezgi sen de onu reddet. 3-2-1 buyurun. Yürü. Ne haysiyetsiz bir hareket ya. Evet. Yeminle bir Vedat'a... Ben de ayrılmış bir insanım. Biliyorsunuz az önce boşandım. Siz de ayrı bir insansınız falan tarzı kıza şey yap. Ezgi sen böyle miskin bir adamla istemem, böyle korkak bir herifle diye reddet. 3-2-1 buyurun. Çok güzel oldu vallahi. Bu örgü seni 3 gün götürür. Yıkama sakın. Ay, malam, tamam mı? Şu olanlara inanabiliyor musunuz ya? Şu olanlara inanabiliyor musunuz? Neyse kurtardık sizi beyefendi. Ya nasıl kurtardık? Bu değil ki. Olay bu değil ki. Yani sevgi başladığı an bazı şeylerin bitmesine sebep oluyor. Aradan çıkma yap. Mesela bak. Hayır öyle değil lan. Aradan hani aşk, yeni evlilik falan çıkması yap. Ha aşk, bizim ilk aşkımız küçüktü. Biz yukarıya çıkma yaptık. Yani tabana oturttuk 120 metre. Hayır bambaşka bir şeyden bahsederken arada kıza çıkma teklif et. İnanılır gibi değil ya. Adama bak şurada geliyor. 2014 yılındayız. Konuşma tarzına. Şimdi biz zamanında ne olmuşuz seninle? Değil mi? Ne yemiştiniz? Olmuşuz? Kayınço olmuş. Şey olmuşuz. Ben ona aşk ile izdivacıyla evlenmişim onunla. Sevdiğimiz zaman her şey tamam ama anlaşamayınca ne oluyor bana? Böyle bir değişik hareketler. Neyse, ne yapıyorsun bu akşam? Ben mi? Eve gideceğim. Ne yapayım işte? Esra da git git diyor. Yolluyor. Arkadaşım aşıksın. Düşür çeneyi kıza. Geçmiş olsun. Ne oldu? Bence de hastalık. Arkadaşım. Çocukluk ya. Çeneyi düşür ve kıza böyle yürümeye çalış. Şiirler falan öyle. Düşür çeneyi. Aşık oldum gidemiyorum de. Ben şu an beni kovsanız bile bu dükkandan çıkarsın. Çeneyi düşür. Ver duygusalı. Yani bu kadar kısa zamanda da böyle şeylerden bahsetmeniz beni pek inandırmıyor ama. Yok Türkiye erkeklerinde normalde daha kısadır ama aşık olma süresi. Neyse ki öyle cin bir milletiz ki bazı şeyleri hiç konuşmaya bile gerek yok. Arkadaşım evet. Düşür çeneyi. Evet. Devam et. Gir şiire. Ben seni ilk gördüğüm anda yüreğim sanki ta Van'da. Aşk eğer insana gelip çarpacaksa sen istemesen de dolaşır gezer kanda. Esra at kendini yerlere. Ezgi senin de yavaş yavaş dizler boşalmaya başlar. Evet sen de aşık olma emareleri gösteriyorsun. Arkadaşım dizleri gör mutlu ol ve konuş. Rüyamda fena oldu. İkili problem var. Bence başka bir zaman tekrar deneyelim. Arkadaşım olmaz. Senin çene düştü, onun dizler boşaldı. Demek ki o da senden hoşlanmaya başladı. Sen kendi çenenden gir, kızın dizinden çık. Evet, devam. İstersen arkanızı dönün, kendi çeneme gireceğim. Hayır, öyle değil. Hoş bir, tabi bir manzara. Kendi çenenle ilgili başla. Onun dizlerini görünce bir gözlerin fal taşı gibi açılır. Ben... Birisine kahve sıcak hissesin mi? Çenende mi boş mu? Benim de dizler çok boşan. Şeker bu. Size öyle bir şey var. Aynen. Bu inanılır gibi ay sanki... Ay çok feray. Kainatta bizim için bir çizgi yapmışlar. Biz orada yürüyoruz. Ne yapmışlar? Çizgi. Evet, birbirinize doğru gidip sarılmaya çalışın ama birbirinizi bulamayın. Hadi. Niye arada kör mü olmuşsun diye? Hayır. Şey, onun ayaklar bu tarafa götürüyor, senin çene öbür tarafa... Çeto. Çene öbür tarafa götürüyor, evet. Sarılmaya çalışın ama sarılamayın, ben müzik yüksel. Gayet normal. Çenelerini niye bir yere götürsün ki? Arkadaşım, rüzgarı alınca çene yelkenli gibi o tarafa çekiyor. O zaman klimayı kapayayım.
Hayır, kapama. Kapa. Ne diyorsam onu yap. Vursun ciğerini. Evet arkadaşım, gel bana diye bir şey söyle. Kız da sana varıyorum desin. Ondan sonra şey buluşamayın. Evet, 3-2-1 buyurun. Vallahi yeni gördüm seni ama hasta oluyorum Tamara. Çabuk gel bana. Saçma, buluşamıyoruz ki. Buluşamayın Esra. Onları buluştur. Arkadaşımı tut. Şeyle, Ezgi'yle bu. Hayır, arkadaşımı tut. Arkadaşımı tut, Ezgi'yle buluşturmaya çalış. Tamam, bir iş yapıyorsun, bir düzgün yap bari. Ayşe, ben birisine hoşuna da tenen düşüyor. Bir kadın dokundu mu iyice hiç salak oluyor. Tamam, hadi tamam, hadi sona gel. Ne görüyor ki? Güzel, 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 güzel. Götür şunu kıza doğru. Ne görüyor ki? Ne yapıyorsun? Benden fena çıktı bu. Aa. Bence seneye bir daha deneyelim. Kız ne yap? Ne oluyor lan? Seneye deneyelim, ilişki otursun. Oğlum sadece çenen düştü senin. Ama kadın temas edince her gitti. Ama o kadından etkilenmiyorsun ki. İnanılır gibi değil. Demek ki yarım boya seviyorum. Ezgi dizlerinden yanına çökersin. Yamuk dizlerinle. Gel bundan bir içten otur bari gel. Ay. Gel. İyi misin? İyi ver misin? Romantizmi. Teşekkür ederim. Su getireyim mi? Esra sen bir dur, romantizme giremiyorlar. Al ışıkları. Şu an öylesine tatlı görünüyorsun ki. Şu samimiyetine bayıldım bir kere. Neysen olsun. Bence sen erkeği anlamıyorsun. Ezgi, edebiyat parçalama. Aşık olan insanın aklına şarkıdan, şiirden başka bir şey gelmez. Bir şarkı söyle oğlana. Şarkıyla birlikte yavaş yavaş kendine gelsin. Evet. Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna. Arkadaşım müzikten etkilen. Suçunu bağışla, sarıl boynuma. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor. Arkadaşım. Anne. Ne oldu lan? Etkilendim, öldüm. Kalk ayağa, kalk. Allah'ın salağı. Esra'yı gönder yerine alkışlarla. Arkadaşım sen... Efendim? Şu fotoğraf... Efendim? Şey Can, böyle fotoğrafını çeksene. Dünya salak görsün diye Twitter'a koyacaksın. Bu halinle. Ben şöyle yana çekeyim. Niye, ne oldu ki ya? Ver selamını. Tamam.